İyi akşamlar değerli izleyiciler. Türkiye iç güvenlik yasa paketini tartışıyor. Ancak iç güvenlik yasa paketi öncelikle meclisin iç güvenlik tehdidi boyutlara geldi. Geçtiğimiz hafta içerisinde mecliste kavgalı, gürültülü görüşmelerle taraflar birbirine girdiler. Bazı CHP'lerin yaralandığı, bazı HDP'li milletvekillerinin darp edildiği ortaya çıktı. Ve gerilim, tansiyon giderek de artıyor bu yasa paketiyle ilgili olarak. Bu yasa paketine muhalefet niye bu kadar karşı, iktidar niye bu kadar savunuyor, bu yasada neler var neler yok, bunları ele alacağız bu akşam. Üç değerli konuğum var, üç değerli hukukçu, hepsini aslında tanıyorsunuz. Avukat Celal Ülgen, Avukat Rıza Saka ve Profesör Ersan Şen buradalar. Bu yasada bugüne kadar tartışmaları hep siyasi boyutta izledik. Herkes siyasi ele aldı. Biz biraz daha hukuki olarak ele almak istiyoruz. Nesi yanlış, nesi doğru? En önemli eleştiri şu: AK Parti'nin ilk döneminde özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yapılan pek çok gelişmenin şimdi geri gideceği yolunda iddiaları var. Polis devleti olma iddiaları var. Kişilik haklarına yönelik bir takım yaptırımlar geldiği iddiaları var. Batı standartlarında olmadığı iddiaları var. İnsan haklarına aykırı olduğu iddiaları var. Buna mukabil iktidar kanadında hayır, bu yasaların hepsi Batı'da da var. Biz Batı'dan aldık diyor. Nasıl oldu, nasıl bitti? Benim açıkçası çok aklım ermez. Ne Batı yasalarını ezbere biliyorum ya da yakından biliyorum, ne de bizdeki değişiklikleri doğru yorumlayabilecek kadar hukuk bilgisine sahibim. O yüzden üç değerli hukukçuya konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, mümkün olacak tarafsız bir heyet oluşturmaya çalıştık. Sağ olun geldiğiniz için. Ersan Bey ile başlamak istiyorum öncelikle. Ersan Bey, siz bu yasa ile ilgili eleştirin neresine katılırsınız, neresine katılmazsınız? Şimdi tabii 132 maddelik bir tasarıdan bahsediyoruz, kanundan bahsediyoruz. Neticede evet, bunun iki maddesi yürürlük ve yürütme maddesidir. 130 maddesi ise Sayın Altaylı 21 ayrı kanunun muhtelif yerlerinin hükümlerinin değişikliği, eklemeleri. Dolayısıyla siyasi bakmayıp hukuki baktığınızda takdir edersiniz ki bütününe katılmak, bütününe karşı olmak, eğer siyasi bir eğilimle hareket etmiyorsanız bir hukukçular açısından mümkün olmaz. Bazı yerlerini eleştirebilirim, bazı yerlerini eleştirmeyebilirim. Zaten baktığın zaman yasanın neredeyse yarısından fazlası emniyetin özlük hakları, evet, jandarma personelinin, evet, atanması, emniyet, evet, yani, evet, oralarda halkla ilgilenen, doğrudan ilgilenen bir şey yok. Daha çok devletin kendi yapısıyla ilgili. Halkla ilgilenen maddeleri herhalde 10 maddeyi, 15 maddeyi geçmez diye düşünüyorum. Şu şekilde bir tespit yapmakta fayda var. Halkı ilgilendiren noktası, biraz sonra eleştireceğim noktaları olacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, arama, gözaltı, yani kişi hürriyeti, güvenliğini, hak ve hürriyetlerini ilgilendirenleri tabii eleştireceğiz. Bunun dışında polisin tasfiyesi denilen, işte paralel yapı adıyla adlandırılan ama kimin ne olduğunu hakikaten bilmek mümkün değil. Olmayan. Evet. Bir tasfiye süreci anladığım kadarıyla, bir değişim akademik hayatında da polisin. Polis meslek yüksek okulları, polis kolejleri, aynen, aynen, akademik kare açıdan da önemli değişiklikler içeriyor. Onun dışında jandarmanın sivilleştirilmesi adı altında işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinden bir nebze olsun çıkarılıp İçişleri Bakanlığı'na bağlanması. Gerçi hala İçişleri Bakanı var şu anda ama onu daha köklü hale getiriyor. Etkinlik atamalar noktası, evet, İçişleri Bakanlığı'nın hakikaten ciddi yetkilendirildiği bir aslında jandarmadan çıkıyor, kırsal polis gibi oluyor biraz. Gibi, aynen öyle, ama bunun işte doğru olmayacağı, zaten jandarmanın başarılı bir teşkilat olduğu, efendim işte Genelkurmay'ın ve silahlı kuvvetlerin bünyesinden koparılmaması gerektiği, onlar da tabii somut gerekçelerle ortaya koyulmuş durumda. Nüfus işleri ve vatandaşlıkla alakalı ad soyad değişikliğinden tutun da efendim, evet, işte mesela bir önemli nokta var. İşte bu oto kiralama şirketlerinden kiralanan araçların işlenen suçlarda kullanılması sonrasında faillerin yakalanmasındaki güçlüğe karşı alınacak tedbirler, işte kimlik bildirme, kimliği kaydetme, yani faydalı olduğu noktalar var kişiye göre. Dolayısıyla şöyle bir bakış açısı doğru olmaz. Efendim bakın işte polis önleyici kolluk yetkisini artırıyor. Efendim işte nüfusla ilgili gerçekten bir yıl içerisinde zannediyorum ad soyadında tuhaflıklar olanlar varsa bunları değiştirsin demek suretiyle, yani batıla kıyas cari olmaz meselesi var ya, yani olumlu bir örneği gösterip olumsuz olanları siz
meşru hale ve haklı hale dönüştüremezsiniz. Dolayısıyla bütüncül açıdan şöyle bir hata var. Bu tek parti iktidar döneminde olmaktadır. Torba yasa zihniyeti hem bizim takibimizde, çünkü bunlar bize uygulanacak. Çünkü siz hukuk devletinde kanunlarla idare ediliyorsunuz. Hem son anda verilecek verilen önergelerle, ne olacağını bilmiyoruz, eklemelerle çıkacak sıkıntılar. 21 ayrı kanun Sayın Altaylı, ayrı değerlendirilmesi, ayrı şekilde tasarların, tekliflerin gelip hepimizin takip edip o parlamentoda temsili demokrasi iradesini takip edebileceğimiz, yönlendirebileceğimiz, taleplerimizi ortaya koyabileceğimiz sağlıklı bir süreç oldu bittiye getirilmeden yapılabilse idi daha iyi. Şu dolayısıyla anda öyle bir şey yok. Dolayısıyla bakın, iç güvenlik paketi, kamuoyunda bilinen adı, gerçek adı polis vazife ve selahiyeti kanunu, jandarma teşkilat ve görev ve yetkileri kanunu, nüfus hizmetleri kanunu ile bazı kanun ve kanun kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. Şimdi böyle bir ismin bile söylerken sizi rahatsız ediyor. Yani uzun, çünkü takip etme güçlüğünde bulunuyorsunuz. Ama biraz da belki bu maksatla mı böyle yapılıyor? Yani bunun adı şudur. Tek parti iktidarında sayısal çoğunluğun var. Ben neticede Anayasa Mahkemesi'ne giderse bakarız ama Atalan Üsküdar'ı geçer mantığıyla çıkarabiliyorum zaten. Böyle bir hızlı da olsun, süratli de olsun ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları ben sürekli mecliste oyalanmak suretiyle o zamanı kaybetmeyeyim demek suretiyle bu Özal, rahmetli Özal döneminden sonra maalesef alışkanlık oldu. Keşke eğer anayasa değişikliği yapılacaksa bu torba kanun sistemi şuna uygun değil. Hukuk devletinde beni ilgilendiren kanunları çıkarırken ben meclisimi, o iradeyi takip etmek isterim, bilmek isterim, katılmak isterim. Artık iletişim yolları çok kolaylaştı. İnternet üzerinden ulaşabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz, aynen, mektup yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla daha takip edilebilir. Burada bir sağlıksızlık var. Onun dışında bu torba kanun sistemi izleniyor. 132 maddenin ikisini bir kenara bırakırsak, 130 maddede derin eleştirilerle benim muhatap edeceğim hükümler elbette bulunmaktadır. Örneğin anayasanın 20. maddesine aykırı şekilde kolluğun elle dıştan kontrol etme adı altında arama yetkisinin yazılı emir ve karar olmaksızın getirildiği. Türkiye Cumhuriyeti 2001 yılında anayasa değişikliğiyle polisten doğrudan arama yapma yetkisini aldı. Yanlıştı esasında. O dönemde polisin usulsüz aramalarına tepki olarak, o da şudur, onu söyleyeyim size. Mesela polis çeviriyor, aramaya tabi tutuyor. Yol kenarında. Normal değil mi bu? Bakın şöyle, 2001 yılı öncesinde normaldi ama polis şuna çevirdi işi. Keyfi aramalara çevirdi ve oradaki insanları tutup karakollara götürdü. Ve denildi ki ya bu Türkiye zaten öyle bir ülke Sayın Altay, ya tavan ya tavan. Aynen. Dolayısıyla İfrat denildi ki biz artık polise, kolluğa, jandarmaya doğrudan, yani hakimin arama kararı veya gecikmesine zarar olmadan halde de yetkili amirin yazılı emri olmaksızın arama yetkisi vermiyoruz. Siz şimdi bunu kalkıp da o anayasa hükmü orada dururken normlar yerisinde yok dıştan arama, kaba arama, güvenlik araması demek suretiyle sulandıramazsınız bir. Yani anayasaya kanaatimce kolluğun elle dıştan kontrol yapması meselesinin getirilmesi yanlış. Onun dışında bir sorun var. Bakın çok önemli, bunu not alın. Diyor ki bir yerde hüküm, ancak eliyle dıştan kontrol hariç kişinin üstü eşyası ile aracın, yani bunu meşrulaştırıyor. Dıştan diyor böyle kontrol et. Şurası çok sorunlu. Aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması için karar veya yazılı emir gerekiyor ya. Aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini siz ne yapacaksınız? Doğrudan arayabileceksiniz. O neresi oluyor? Camlı bölüm. Bagajın hariç kalan kısmı. Yine anayasanın 20. maddesine aykırı. Yani siz bunları bu şekilde böyle ufak tefek kelime oyunlarıyla, efendim işte anayasa orada dururken, hukuk devleti ilkesi de 2. maddede dururken bu şekilde kanunla alt edemezsiniz. Ne yapmanız lazım? Önce anayasayı değiştireceksiniz. Ben de kabul ediyorum, polis elbette şüphe duyduğu durumda elbette önleyici kolluk olarak gidip hakimden karar almaksızın veya yazılı emir getirmeksizin arama yapabilmeli. Dünyada da böyledir. Ama anayasa bu. Hukuk bu. Ben bilmem. Bu kuralı koyduysan bu kuralı aşmak için bir takım böyle yol ve yöntemler icat edemezsin. Dolayısıyla iki net hususu bir madde olarak söylüyorum. Bir, elle dıştan insanın araması ve ikincisi aracın dışarıdan görünen kısımlarının hakim kararı veya yazılı amirin bagajı, olmaksızın. Bagajı ve motoru hariç arayabilir demek. Evet. Bunu meşrulaştırmaya çalışıyorum ama uyarıyorum. Bu anayasaya aykırı. Bunu yapamazsınız. Net.
Devamında mesela bir hüküm geliyor. Çok ilginç. Polis vazifeleri selahati kanunu 12. maddesi. Bundan not alın. Çok güzel bakıyorsunuz. Polise deniyor ki sen kardeşim tehlikeli durumlarda yakalama yap. Tamam. Olabilir. Ama gerekli kanuni işlemleri yapar derken şimdi yeni getirilen düzenlemeyle şahsı koruma altına alır, yakalar, uzaklaştırır. Nereye uzaklaştırırsın? Onun seyahat hürriyetini yerleşme yönetimi, mesela bir başbakan ziyarete gelecek diyelim. Protesto ediyor. Protesto hak. Hiç kimse onu tartışamaz. Bakın size söyleyeyim. Ha Türkiye'de bu izinsiz toplantı gösteri yürüyüşü varken de facto onu izne çevirdiler. Nedir o da? Bildirim. E sen bildirim yaptın mı? E kardeşim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi diyor ki silahsız saldırısız sen bildirimle insanları sınırlayıp da orada dururken protestosunu bildirirken ona müdahale edemezsin. Evet. Şimdi siz uzaklaştırma delilinden bu formülü getirmek suretiyle ne yapacaksınız? Şahsı alacaksınız, çıkaracaksınız ve diyeceksiniz ki buraya giremezsin. Bu şimdi doğru değil. Bunu koyduğun zaman o şahsın anayasal güvence altındaki yerleşme ve seyahat hürriyetine müdahale edersin. Uzaklaştırmayı daha netleştirmek lazım. Nedir? Yakaladın. Zaten sonraki süreç adli kolluksa Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91. maddesindeki gözaltı prosedürü yürürlüğe girecek. Onun için sizin ayrı hüküm icat etmenize gerek yok. Mesela bakın ben size çok daha enteresan bir ruhsat söyleyeceğim. Şimdi yeni düzenlemenin en tartışmalı yeri 2559 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunda yapılacak değişiklikte olacak. Özelliği ne? Hadi boyalı su geliyor zaten kullanılıyordu. İnşallah kimyevi madde koyulmaz içine. Koyacaklar. Yani en önemli soru. Koyarlarsa o zaman burada yazmıyor. Koyuyorlar zaten. O zaman o suç. O zaman suç olur tabii. O zaman suç olur. Evet. Koyup tespit edeceksin. Şimdiye kadar suçlu da ne oldu? Yani Gezi'de kovalarla, bidonlarla, şeylere, şimdi bakın, tomalara... Şimdi bakın ben size daha bak net iki yer söyleyeceğim. Mahalli itiraf etti ya şey diye. Yanlış. Gaz koyuyor şey diye. Görevini kötüye kullanıyor. Efendim işte eğer insanın vücuduna zarar veriyorsan kasten yaralıyorsun. Yani ha Türkiye'de şu var. Efendim işte kamu görevlerinin denetimi. Suç işlediği iddia edilenlerin takip edilmemesi. Cezasız kalması. Oraya buraya kaçırılması. İşte öyle hukuk devleti olmaz. O ayrı bir sorun bakın. Onu hep söylüyorlar. Dün de bir tartışma geçenlerde gördüm. Şöyle söyleyin. Efendim hakimlerden takdiri indirim yetkilerini alalım. Vay anasını ya. Yani bir hadise olacak. Sen hakimin yani cezayı... O hakime de gerek var. Efendim şöyle söyleyeyim. Bakın çok çok enteresan bir nokta var burada. Siz asgari müşterekte common sense denilen ortak akıl üretip ortak yaşayamayacaksınız. Ondan sonra şiddet dilini, tehdit dilini kullanacaksınız. Sonra siz ceza hukukunun sistematiğini bozup koşullu salıverilmeyi otomatik uygulayacaksınız. Af çıkaracaksınız. Ondan sonra da kalkıp kusura bakmayın hakime diyeceksiniz ki ya sen az ceza veriyorsun. Kusura bakmasın kimse hakimlerin işine karışmasın. Kimse hakimleri de fazla ceza vermeye tahrik etmesin. Böyle bir sistem olmaz. Yani işini iyi yapma, sistemi boz, ondan sonra dön hakime efendim burada takdir indirim nedenlerini kaldıralım. Yani takdir indirim nedenlerini kaldırdığında bir somut hadisede hakimin bireyselleştirmedeki o yetkisine sen nasıl müdahale edersin? Şimdi bakın şu önemli. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa bu defa şöyle bir toplantı gösteri yürüyüşlerine gelmeden önce polise şöyle bir yetki tanıyacak. Silah kullanma yetkisi genişliyor. Doğru. Ana tartışma konusu bu. Bir tanesi önemli soru. Evet. Şimdi diyor kendisine veya başkalarına, iş yerlerine, konutlarına efendim işte saldırı olduğunda veya saldırıya teşebbüs edildiğinde molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldırının olması veya teşebbüsün başlaması yani icra hareketleri elinde kaldırıyor. Daha ne olabilirsin? Aynen o. Silah kullanma. Silah kullanma nedir diye ben iyi baktım polis vazifeleri selahati kanunu 16. maddesine. Acaba JOP, efendim işte başka aletler mi? Değil. O savunma vasıtası diye tanımlanmış. Silah bizim bildiğimiz ateşli silah. Ha siz o ateşli silahı plastik mermiye dönüştürebilir misiniz? Dönüştüremez misiniz? Onu ayrı tartışırız. Esas sorun polisin zor kullanma yetkisinin ötesinde silah kullanma yetkisinin saldırıya teşebbüs durumunda kolaylaştırılmasında polis o silahı ne şekilde, nasıl o insanı hedef alarak kullanacak mı, kullanmayacak mı? Veya saldırı teşebbüsü nasıl yorumlar? Bu net değil. Bu net değil. Ha saldırıya teşebbüsü nettir. Sırtın çantanda değil, elinde değil. Kaldıracaksın. Atma ihtimali artık net ve geri dönülmez şekilde belirlenir. Ne kaldıracak ama? Elindeki molotof kokteyli.
Elindeki bombayı. Molotov dediğini zannettim. Efendim, elinde bira kutusu vardı, molotov zannettim. Bunların, bakın bunların hepsi teoride açıklanabilir ama pratikte dediğiniz gibi çok tehlikeli sonuçlara varabilir. Ben şunu da kabul etmiyorum. Ya efendim, Türkiye'de bu müesseseler kötüye kullanılır demek suretiyle siz kamu düzenini başıboş bırakamazsınız. Olacak yetki. Tabii ki olacak. Ama hocam, bu yetkilerin... Hocam, müdahale edebilir miyim? Yani silah kullanmayla ilgili özellikle ben genel olarak da hocama katılmadığım yerleri ifade etmek istiyorum ama birkaç yani daha önce sadece yani şu çerçevede silah kullanmayla ilgili geldiğiniz için söylüyorum. Polis vazife ve selahiyetleri kanunun 16. maddesinde yani zaten silah kullanma yetkisi polisin var. Ancak şartları var. Polisin silah kullanma yetkisi 16. maddede 16. maddenin 3. fıkrasında ABC fıkralarında sayılmış. D'ye gelecek. Şimdi D'ye getirmiş. Tamam. Aslında bu yeni düzenleme polisin bu ABC bentlerinde sayılan fakat tam olarak ayrıntılı bir biçimde düzenlenmemiş polisin haksız, hatalı silah sözümü kullanma, aldı, silah kullanma yetkisini elinden alan çerçeveyi düzenleyen bir değişiklik düzenleme değil mi hocam? Yok, şu bak bu şekilde şuraya, bu yok, şekilde yok. Bakalım. Şöyle bakalım. Bak şöyle bakalım. Polis 7. fıkranın C bendi kapsamında silah kullanmadan önce C bendine hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla. Bu halde bir sistem koymuş. Diyor ki duyabileceği şekilde dur diyeceksin. Daha sonra çağrıya uymayarak kaçmaya devam ederse diyor, bu kaçmayı düzenliyor. Önce diyor, uyarı amacıyla silahla ateş edeceksin. Buna rağmen kaçmakta ısrar ederse kullanacaksın. En azından bu tip bir prosedürü getirmeden eğer siz saldırıya teşebbüste de doğrudan silah kullanma yetkisi anlamında A'ya B'ye D'yi de bağlarsanız alttaki o fıkraya C'nin yanına D'yi koyup özel bir prosedüre bağlamazsanız polis silahı doğrudan insan vücuduna kullanabilir. Kullandığında da bunun adına biz peki, Türk Ceza Kanunu 24 ve 25. sorayım. Maddelerinde hukuka uygunluk sebebi deriz ve o fiil suç olmaktan çıkar. Peki. Niye? Hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş. Mevcut durumda, hadise budur. Hocam mevcut durumda kendisine veya başkalarına, iş yerine, konutlara yakıcı, boğucu, yaralayıcı benzeri silahlarla saldırana zaten polis silahla mukavemet yapmıyor. Değil, mu? Yok, yapmıyor. Şu neden anda yapmıyor? Yapmıyor. Şu anda yapmıyor. Yok. Öyle bir yetkisi ya, yok. Yani zaten şimdi, aslında bakın hocam yani şunu söyleyeyim size. Bey, yani eğer zaten yapıyorsa niye kanun değişikliği? Peki yani, hocam onu bitirsin, ben bitireyim. Şimdi şu anda mevcut durumda molotof da atsa, taş da atsa polis korunur dikkat ederseniz. Farklı yerlere işte elindeki gasp bir şeyini atar, şunu atar, bunu atar. Bu düzenleme gelir ve özel prosedüre bağlanmazsa ben saldırı anda gelmesini demiyorum. Zaten var o ya. Kendisine saldırıyorsa meşru müdafaa. Var zaten. Türk Ceza Kanunu'nda da var. Polis vazife selahiyeti kanunun 16. maddesinde de var. Ama teşebbüs durumunda, teşebbüste daha henüz icra hareketlerini tamamlamamışsa, bu yönde insanın vücuduna yönelik bir zararın oluşmadığı bir durumda eğer siz doğrudan ve duraksamaksızın her ne kadar efendim işte yeterince kuvvet kullanacak, aşırı kullanmayacak deseniz de öyle 1000 kişilik, 2000 kişilik toplantılarda kimin kime ne yaptığının belli olmadığı durumda böyle bir yetkiyi tanımladığınızda ve özel prosedüre bağlamadığınızda polis bu yetkiyi aşırı kullanabilir. Ve sonunda der ki kanundan aldığım yetkiyi kullandım. Şimdi ben devam edip bitireyim. Dinleme ile ilgili, önleme dinlemesiyle ilgili bir yanlışlık var. O önleme dinlemesi yanlışlığını ben de baktığımda biraz böyle teknik hataya düşülebiliyor. 24 saatlik önleme dinlemesi 48 saate çıkarılmıyor. Yine 24 saat gecikmesine zarar olmayan halde hakim kararı olmaksızın işte kolluğun dinleme yapabilmesi sadece anayasaya uygun hale getirilen, daha doğrusu anayasanın genişliğine uygun hale getirilen hakime onay için 48 saat süre veriyor. Evet. Çünkü beceremiyorlardı. Niye biliyor musunuz? Çünkü merkeziyleştiriyorlar önleme dinlemesini. Ankara, evet, Ankara Ceza Mahkemesi'nde bir üyeye. Niye buraya bağlıyorlar onu size söyleyeyim. Kaçak olmasın diye. Yani birileri oradan buradan dinleyip bizim kontrolümüzün dışında siz hareketler. Olumlu mu görüyorsunuz bunu? Şu şey yok. Ankara tek bir hakime bağlanması. Ben önleme dinlemesini olumlu görmüyorum. Fakat hayır, bir de tek hakime Ankara'daki bir. O yanlış. Ona kabul etmiyorum. Ama şey yanlış anlaşıldı. Düzeltmiş yani olalım diye. 24 saatlik dinleme 48 saat. Sadece çıkmıyor. İzni 48 saat. Çünkü anayasaya aykırı olur o zaman. Anayasa diyor ki sen 24 saat içerisinde yetkili hakimin önüne koyacaksın. Çok önemli bir iki noktayı söyleyip bitireceğim. Molotov kokteyli çok tartışılıyor. Şimdi dün akşam geçenlerde programlarda seyrettim ben. Efendim molotov zaten silah. Türk Ceza Kanunu 6. maddesine. Tamam silah da
kullanıldığı suçta ağırlaştırıcı sebep sayarsın. Bağımsız molotof kokteyli bulundurmak, ilkel bomba, işte parafin, benzin neyse karışımından yapılan o mamul, ki tehlikeli bir madde, onu bulundurmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında bulundurmak suç değildi. Şimdi suç haline gelecek. 2,5 yıldan 4 yıla kadar olan ceza ağırdır, fazladır. Peki ben mesela size, tabanca taşımanın suçu ne? Ona da geleceğim. Şunu söyleyeyim, İngiltere örneğini. Çok ilginçtir. İngiltere'de 1875 ile 1883 yıllarında çıkarılan patlayıcı maddeler kanunlarında cezanın müebbet hapse dahi varabildiğini görmekteyiz molotof kokteylde. Ha, siz burada Türkiye'de kötüye kullanılır, şudur budur ama bu terörden ızdırap çekmiş bir yer anladığım kadarıyla demiş ki kardeşim, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan, hatta tankları patlattığınız siz molotof kokteyli öyle keyfine keder toplantıda gösteride taşıyamazsınız. Ben suç sayıyorum. Şimdi Türkiye'nin getirdiği bu, ama Türkiye neyi yanlış yapıyor? Silahla geldiniz oraya değil mi? Tabancayla. Ve yakalandınız. Bu maddenin cezası daha ağır olacağı için nebis in idem prensibi dediğimiz bir suçtan iki ceza verilmesi önlemeye yönelik bir öneri yok burada. Doğrudur, haklısınız. Lastik çubukla da yakalansan yine 2,5 yıldan 4 yıla kadar, bırak motokokteyli, ateşli silahla da yakalansan ruhsatsız, sus, aynen o cezayla cezalandırılacaksın. Bak net bu. Eski düzenlemede, yani tüfekle de geçen ceza. Eski düzenlemede hüküm vardı. Diyordu ki efendim, bundan ceza alan ayrı bir kanunda suç olarak tanımlanmışsa bu eylem, o tabanca ondan da alır. Ondan da cezayı. Şimdi garip bir şekilde herhalde unutmuşlar mı ne olmuş bilemiyorum. Şöyle bitirip ilk kısmı ben tamamlamış olayım. Şimdi ana mesele toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ve tutuklamada gelecek. Herkese söylüyorum, tedbir tutuklaması geliyor Türkiye'ye. Evet. O da ne? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 33. maddesinde sayılan, birinci fıkrada sayılan suçları, yani diyelim ki amblem taşıyorsun, yüzünü kapatıyorsun, efendim işte elinde silah var, lastik cop var, sapan bilye, sapan ayrı olmayacak, sapan bilye birlikte evet olacak. Onu da yanlış anlıyorlar. Yani sadece sapanı bulundurduğunda onun cezası yok. Bu şekilde bulundurduğunuz takdirde, yani taşımanız sadece sizin... Peki bende sapan, arkadaşına bilye varsa ne olacak? Evet, o zaman cezalandırılmayacaksınız. Yani siz o bilye dediğiniz işte neyse, demir veya çelikten yapılmış mamulün sadece bulunduruyorsanız, hayır cam bulunduruyor, suç değil. Suç değil. Bakıyorsunuz buraya, bak şöyle diyor, yani demir, bilye ve sapan gibi bereleyici diyor, gibi koyuyor ya. Yani bu gibinin anlamı tabii yumuşak bir anlam. Yani bunu bir yerlere çekmek, suçta ve cezada kanunluk prensibine aykırılık hissediliyor. Ama demir bilyeyi sadece sapanı suç saymıyor kanun. Açık ve net söylüyorum bunu. O zaman bunu, mesela gösteriye gidiyoruz, ben size bilyeleri vereceğim, sapanı ben alacağım, beraber atayım. Aynen öyle, bu tespit edilirse. Ana sorun yalnız, eskiden de vardı, benim hala anlayamadığım, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen kapatanlarda tabii ciddi bir ceza miktarı. Şimdi biz ceza hakkında fikre ceza vermeyiz, hareketsizliğe ceza vermeyiz. Eski kanunda vardı, üzerinde maymuncuk taşırsan açıklayamazsan cezalandırılırdınız. Bu da onun gibi. Ya zaten sen bu şahsı yakalayabiliyorsan, işlediği bir suç varsa zaten ondan cezalan. Yakalayamıyorsan sen bu şahsı, efendim yüzünü kapatma kapatırsan. Kimliğini gizlemek amacıyla. Nereden bileceksin kimliğini gizlemek amacıyla? Ancak suç işlerse bilirsin. Zaten suç işlemişse yakalayacaksın. O zaman mesela dini kıyafete girer der ki bu benim inancım gereği. Gerekçe şu, ben size söyleyeyim. Efendim diyor, biz diyor toplantılara müdahale edemiyoruz. Özellikle Güneydoğu'dakilere. Batı'dakilerini hallediyoruz bir şekilde. Ama orada mobeseyle çekiyoruz. Sonra tek alıyoruz. Ya şimdi bu amaca ulaşmak için kalkıp da efendim yüzünü kesinlikle kapatamazsın. Üşümüştür, kapatmıştır, başka sebeple kapatmıştır. Bundan dolayı 2,5 yıldan 4 yıla kadar cezanın tatbiki yöntemini izlemeye kalkışmak zannımca Ersan Bey, şöyle bir şey oldu. Diyelim ki yarın IŞİD Türkiye'de eylem yapmaya kalkıştı ve bir takım çarşaflı kadınlar. Evet. Onlar ne yapacaklar mesela? Şimdi o zaman kimliğini yüzünü gizlemek amacıyla amacıyla hareket ediyorsa yani şöyle söyleyeyim, gidecek bakacak, sen diyecek gizlemek amacıyla mı yapıyorsun bunu, yoksa giyinen mi örtünüyorsun veya üşüdün mü? Bunlar doğru işler. Bunlar elastiki, bunlar yanlış kullanıma, keyfi kullanıma elverişli. Bizim iddiamız şudur: her suç işleyen veya işlediği iddianından kendini, delilini saklayabilir. Bundan dolayı cezalandırılma dair Türk Ceza Kanunu 281 ve 283. maddelerinde hüküm yok. Hiç kimse kendisi aleyhinde beyanda bulunmaya, delil göstermeye zorlanamaz. Anayasa madde 38. Açıp okusunlar. Bunlar orada dururken, anayasa hükmü orada dururken, siz burada toplantı yüzünü kapattı diyerek
Bir de öyle aklınıza hemen Güneydoğu'da, Doğu'da efendim terör destekli toplantılar gelmesin. Burada geldi, geldi bir genç evlat 18-19, bazı fotoğrafları gösteriyorlar, ben görüyorum. Ya Batı'da kıyas yari olmaz, yapmayın ya. Siz bir hadiseyi önleyemiyorsunuz diye biraz önce söyledim ya, takdir indirim sebeplerinde kaldıralım canım dediğim gibi. Bunu da hadi canım oradan. Bunlar olmaz bak, bunların sonuçları ağır olur. Dolayısıyla ben bunun da karşısında olduğumu, özellikle son cümle olarak da şunu söylüyorum. Bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerini Türkiye'de defakto olarak izne bağlı hale getirildiğini ben görüyorum. Çünkü bildirim yap diyor. Bildirim yaptığında izin vermiyorsun. İzin, izin vermediğin zaman da veya ben burada efendim kamu düzeni bakımından zarar görüyorum dediğinde toplananlara da müdahale ediyorsun. Aynen. Şimdi bu iş olmaz. Bu anayasa çerçevesinde zannediyorum 34. maddesine de uygun değil. İnsan hakları Avrupa Mahkemesi yıllardır uygun değil de uygulanıyor. Uygun değil. Ben diyorum ki silahsız saldırısız toplananı. Ayrıca bu düzenlemeleri sizin uygulayacağınız yer, zaten uyguluyorsunuz batısı, kuzeyi, güneyi, bir bazı yerlerde şu anda çözüm süreci adıyla başlatılan neler süreçte yapılıyor? Efendim işte oraya polisin, hakimin, savcının müdahale edemediği yerlerde toplananlara, gösteri yapanlara mı bunları uygulayacaksınız? Hayır. Geçen gün Saraçhane'de olanları gördünüz herhalde. Şimdi o zaman düzenleme eksikliğinden dolayı değil o. O aman müdahale etmeyin, müdahale ederseniz yanlış olur, şu şöyle olur, süreç bozulur. Öcalan işte, kızar, işte, kandil darılır. İşte bakın, hukuk devletinde bunları eğer siz kuralları kişilere özel, kişilere ayrı, böyle çifte standart şeklinde dönüştürürseniz, ondan sonra insanların inancı kalmaz, insanlar birbirlerini sokaklarda katleder. Yani bunu da ciddi manada dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Yani onun dışında gözaltı yetkisinin tabii polise verilecek olmasını biraz sonra söz sırası tekrar geldiğinde anlatır. Evet Rıza Bey, siz diyorsunuz ki bu kadar da kötü değil. Elbette yani hocam gerçekten çok uzun bir şekilde de buyurun, vaktimiz izah etti. Bir fakültede ders vereceğiz adeta. Ben biraz daha kısa, biraz daha anlaşılır bir şekilde ifade edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, elbette bu kadar geniş 100 maddeden fazla bir maddenin var olduğu bir yasa metninin tamamını %100 doğru bulmak, %100 hepsi çok yerindedir, hiçbir eksikliği yoktur, noksansızdır, hatasızdır, mükemmeldir diyemeyiz. Bir kere eleştireceğimiz yerler olur. Her yasa maddesini hatta yaparken dahi biliyorsunuz ya, Yargıtay biliyor, bir mahkeme hükmünü onar. Bir de karar düzeltme yolu vardır. Karar düzeltme aşamasında ya biz bakmışız bu onamışız ama bu yasada hata var. Biz yanlış değerlendirmişiz deyip daha önce bu onadığı bir kararı bozabilir. Yani yasa koyucu elbette iyi niyetle bir düzenleme getirdiğini düşünüyorum ben. Şimdi burada bir kere şuna bakalım. Yani meseleye sadece salt pozitif hukuk anlamında baktığımızda bir kısım maddeleri ile ilgili çeşitli eleştiriler getirebiliriz. Ancak hukukun uygulanışını, yasaların yapılışını değerlendirdiğimizde hukuk toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla öngörülen düzenlemeler manzumesidir şeklinde de tanımlayabiliriz hukukun bir başka tanımı. Hukukun bir sosyolojisi vardır, hukukun bir felsefesi vardır. Yani şimdi sadece pozitif anlamda, teorik manada tartıştığımızda pek çok yönlü mevcut yasalar çerçevesinde pek çok konuyu tartışabiliriz. Ancak bu yasanın getiriliş amacı, yasanın öngörülüşü, düzenlemesine baktığımızda, zaten yasanın gerekçesine baktığımızda aslında yasanın esasen son dönemde ülkemizde yaşanan toplumsal olaylarda meydana gelen can kayıplarının önüne geçilmesi, toplumsal olayların olaylara karşı polisin, kolluk kuvvetlerinin gerçekten daha etkili, daha etkin bir mücadele sergileyebilmesi, toplumsal olaylar nedeniyle bir tarafın kendi toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını kullanır iken bir başkasının bir başka hakkını, örneğin can yaşam hakkını, örneğin mülkiyet hakkını etkilemeyecek, bunlara tecavüz etmeyecek şekilde kullanmasını sağlayacak düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Şimdi hocamın ayrıntılı bir biçimde ifade ettiği ve özellikle tartışılan birkaç maddeyi ben de bir başka yönüyle değerlendirmek istiyorum. Mesela önleyici gözaltı meselesi.
Yani şimdi önleyici gözaltı meselesin hakikaten teorik anlamda eleştiriye hakikaten açık. Polisin kendiliğinden geçmiş kötü uygulamaları, kötü örnekleri de yaşamış bir ülke içerisinde eleştirilebilir bir yanı var. Ancak sonuçta az önce bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti bir çözüm süreci ile yan yana, çözüm süreci ile iç içe. Yine Türkiye Cumhuriyeti şu anda güneyinde, Suriye'de, Irak'ta kanayan bir yara. Her an yüzlerce, binlerce, bir günde yüz binlerce insanın ülkeye mülteci akını yapabildiği, sınırlardan değişik şekillerde silahlı grupların girip çıkmaya çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz. Peki onu mesela biz mi yaptık, o hale getirdik? Elbette biz yapmadık ama sonuçta biz yapsak da yapmasak da etkisi, bu yaşanan olayların bir etkisi olacağı kaçınılmaz. Yani özür dilerim Zabi. Yani şunu mu önümüzdeki dönemde Türkiye'de büyük karışıklıklar çıkması bekleniyor. Kimisi göç nedeniyle gelen Suriyelilerden, Iraklardan, kimisi çözüm süreci başarıya ulaşmazsa bir takım siyasallaşmış Kürtlerden veya başarıya ulaşırsa milliyetçi olarak kendini tanımlayan kesimden bir takım olaylar bekleniyor da bu yasa Türkiye'de önümüzdeki dönemde beklenen olayların büyümesini engellemek için mi çıkartılıyor? Bunun için zaten müneccim olmaya gerek yok Fatih Bey. Yani zaten bir kere Kobane olayları bunu gösterdi. Bir. İkincisi, geçenlerde biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın bir açıklaması var. Yani ülkemize yönelik çeşitli provokasyonların olacağı yönünde haberlerin, duyumların alındığı ve buna yönelik tedbirlerin alınmaya başlandığı yönünde Sayın Davutoğlu'nun açıklamasını hep birlikte okuduk, duyduk. Ve zaten geçen dönemde yaşanan olaylara baktığımızda polisin ya da kolluk kuvvetlerinin genel anlamıyla önleyici gözaltı ile ilgili hakikaten işte bir hukukçu bilim adamı olarak eleştirebileceğimiz, ancak diğer özgürlüklerimizin ve ülke güvenliğinin elimizden gitmemesi için gerekli tedbirleri alacak bir uygulamayla karşı karşıyayız. Şimdi öyle bir öyle insafsızca eleştiriliyor ki, yani sanki yani bu düzenleme adeta işte Türkiye'ye has sadece diktatöryal uygulamaların olduğu bölgelerde yaşanmışçasına, yaşanıyorcasına. Ben birkaç örnek vermek istiyorum size bu konuyla ilgili olarak, önleyici gözaltıyla ilgili olarak. Bazı Avrupa ülkelerindeki önleyici gözaltına alma süreleri ve kimler tarafından verildiğini. Mesela İngiltere'de polis 36 saat süreyle savcının talimatı olmadan önleyici gözaltına alma yetkisi mevcut. Almanya'da 24 saat, Fransa'da polisin 24 saat, Avusturya'da polisin azami 48 saat, İtalya'da yine 24 saat. Hangi şartlara bağlı? Yani o detayı şimdi ben de çok bilmiyorum, ancak önleyici gözaltına alma yetkisi bizdeki şartları biraz daha farklı olabilir. Almanya'daki şartları farklı mesela, olabilir. Önleyici gözaltına alma yetkisi genel olarak bellidir. Mesela buraya geldiler, dediler ki ben bu Fatih Altay'ı gözaltına alıyorum. Niye? Çünkü işte yarın burada bir yürüyüş olacak. Bu şerefsiz de bu yürüyüşlere pek meraklıdır. Hep görürüz orada. Çok da çığırtkandır. Ben bunu bir gözaltına alayım. Diyebilir mi? Yok. İşte bakın diyemez. Yani zaten benim anlayamadığım bir gerçek var. Ama bir soru var, kimi hukukçular, sormanız lazım sizin. Kimi, niye 2005 yılında gözaltıyı kaldırıp kimi hukukçular, kimi hukukçular, işte zaten o sorunun cevabını ama, ben ama bak, sözümün aynı, başında aynı belirttim hocam. Kaldırıyor. Yani, hak ve hürriyetleri geliştiriyor diyorsun. Şunu niye anlamak istemiyoruz? Şimdi tekrar getiriyorsun. Şunu bir kere, yani şunu anlayalım. Bir kere bu ülke çözüm sürecinde başarılı olacak mı, olmayacak mı? Ha, hukuku çözüm göz ardı ederek olamazsın. Efendim, hukuku göz ardı edelim demiyorum ama ben ediyorsun. Zaten. Güneydoğu'da ediyorsun. Hukuk göz ardı edilmiyor şu anda. Ediliyor. Aksine, hukuk ile tahkim ediliyor. Ben şöyle söyleyeyim sana. Polisin, hakimin, savcının giremediği
yerler var ya orada. Gidip kimseyi alamıyorlar bile. Kolluk kuvvetlerinin... Bir kimlik soruyor. Üst arıyor adamlar. Yani bunun neresine sen hukuk hocam, dersin ya? Bunun ne olağan alakası hukuk var? Güzel. Ne nasıl? Yani, orası siz, Türkiye siz değil mi? Şimdi, siz şimdi orası Türkiye değil diyorsunuz mi? Ki yapma. Polise Rıza'cığım, hocam o zaman üniter yapıyız biz. Hocam. Kuralları kişiye göre mi uygulayacağız? Yere göre mi? Kendinizle çelişiyorsunuz. Diyorsunuz ki polise, kolluğa bu yasa fazla yetki veriyor diyorsunuz. Ben mevcut... Hayır, çelişmiyorum. Sen mevcutu uygulayamadığın kuralları... Bak, kimlik soranlara bir şey yapamıyorsunuz. Hayır, mevcut kuralları sen zaten uygulayamıyorsun ki. Hayır, sen mevcut kuralları Güneydoğu'da uygulayamıyorsun ya. Hocam, bir sen neyi değiştireceksin? Bakın, onları da getirip batıya uygulayacaksın. Bir tercih yapmak zorundasınız. Ne yapacaksın? Yüksek sesle söyleyince... O zaman hukuku kaldıracaksın. Tercihiniz doğru olmuyor. Kaldıracaksın. Bakın, bir tercih yapmak durumundasınız. Ve tercihinizi yasal olarak yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir tercih yapmış. Çözüm sürecini başarıyla sonlandırma tercihi yapmış. Ve işte kanunlar gözaltına alarak değil, yasayla. Hangi yasayla? Mevcut yasayla, şu anda tartıştığımız yasayla. Bu yasayla siz Güneydoğu'yu zapturap altına mı alacaksınız? Ya, sadece Güneydoğu değil, elbette bütün ülke için ya geçerli. Ana sorun orası şu anda. Peki hocam, siz ana bana, sorun, siz bak, bana izah eder misiniz o zaman? Kuralları... İngiltere'deki 36 saatlik gözaltı süresi... Ya bana gözaltını anlatma, biraz sonra süre yani, geldi de senin o hatırlayamadıklarını anlatayım ben sana. Anlatıyorum, bizim tartıştığımız sana o değil. Şimdi, bizim tartıştığımız, biz bu kuralları niye çıkarıyoruz? İşimize gelince bize bakıyoruz, işimize gelmeyince başkasına bakıyoruz. Neyse, biz anlatıyoruz. Bakın, şunu ifade edeyim. Bakın, yani göz ardı ettiğimiz bir husus var. Charlie Hebdo saldırısından sonra Avrupa'daki haberlere bakın. İspanya hiçbir neden göstermeksizin bu tür olaylarda kişileri uzun süre tutuklama konusunda muhalefet sen partisiyle iktidar partisi bir araya geldi. Getirebilirsin. Bu konuda yasa düzenlemesi. Anayasanın izin verdiği yani biz şimdi diyoruz ki teorik olarak olmuyor hocam bu işler. Benim dediğim o değil. Bak, ben onu demiyorum yani teoride, ya. Teoride yürümüyor bu işler. Benim dediğim o değil. Sen bu düzenlemeyi de çıkarsan Güneydoğu'da uygulayamayacaksın. Bitti. Elbette uygularsın. Hiç nasıl merak etmeyin. Uygularsınız. Sen mevcut uygulayamıyorsun. Şimdi, benim çelişkiye düştüğüm yok. Siz öyle şimdi, bir şey yok. Türkiye'de olunca Türkiye'de lafı şey yapma. Hocam. Yanlış yere götürme. Bakın Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiş evet. Ve bu çerçevede evet. Yasalarını da evet. Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getirmeye çalışan bir ülke değil mi? Evet, getiriyor ve, mu? Ve bugüne kadar getiriyor yapılan mu? Uygulamalar gerçekten evet. AK Parti döneminde o nedenle mi karnımız hala uygulamalar, bak karnımız da bir numarayız. Uyum, bak, sana, Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu yasalar. Yani mı? Şimdi siz bak, şunu neden görmek istemiyorsunuz? Birden ikiye düştük galiba. Bir saniye şunu söyleyeyim. Yok, birçoğunda bir numarayız hala. Hayır. Bak, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde hak ihlallerinde hala ya bir ya iki numarayız. Ya ikiyiz, evet. Hayır. Bakın. Bugün baktım. Bakın gelirken baktım. Çok ilginç. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne denilen başvuru gitmiyor. Çok ilginç. Yani. Çok ilgimi çekti. Mesela Türkiye hak ihlalleri başvuru sıralamasında 5. sırada, 1. Rusya, 2. Ukrayna, 3. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsun. Anayasa Mahkemesi şey getirir. Hayır, uygulamada 4. Anayasa Mahkemesi'nin başvuru İtalya onlarda da var. Topla odur işte. Mevcut uygulama onlarda da var. 4. İtalya, 5. Türkiye. Ancak öyle gösteriliyor ki 2. sırada hakkın ya, aleyhine karar verilen. Ara geçtikten sonra hızlı düşüyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye ile ilgili kararlar çok daha hızlı veriliyor. O yüzden 2. sırada. Toplu olarak gönderildi Anayasa Mahkemesi. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi istatistiği hala kötü. Kötü evet. Ya. Bunu ben söylemiyorum ki ya. Bakın, İçeride internet ama, var. Ama birinci değil, ikinci değil. Yani Avrupa Birliği 2014 yılı ilerleme raporumuz kötü. Öyle kötü gösteriyorlar ama ben şunu gördüm. Gerçekten çok ilginç bir Amerikan biçimde. Kongre'deki raporumuz çok kötü. Onu bilmiyorum ama buna girmeye çalışıyoruz ya Avrupa Birliği. Evet. Öbürüne de üyeyiz. Kötü karnımız. Şimdi ben şunu ifade edeyim. Yani Rıza bu abi, işler... Bir ara vereyim mi? Bir reklam arası hocam. Arkadaşlarım tamam. Şeyler. Siz ilavenizi hemen reklam arasını ardından yaparsınız. Evet Rıza Bey, reklamdan önce evet, sizin ekleyecekleriniz vardı. Reklamlar yoğunlaşacak bir tartışmayı önledi. Evet. De aslında mecliste de araya reklamlar konulsa belki böyle tartışmaların da önü geçilebilir. Şimdi meclis denilince şimdi şunu görüyoruz. Aslında siyasi partilerin
yani hani hakkın kullanılmasıyla ilgili siyasi partilerin her gün meclis açılışında her siyasi partinin bir önerge verme yetkisi var ve her siyasi partinin bu verdiği önerge üzerine diğer siyasi partilerin konuşma yetkisi var. İşte 10'ar dakikadan 40 dakikalık işte 3 tane muhalefet partisi 40 120 dakikalık bir konu. Ancak 120 dakikalık konu konu meclis gündemine geldiği ilk iki gün henüz daha bu 120 dakikalık önergelerin süresi 10-15 saatlik tartışma sürelerinden sonra bile geçilememişti. Evet. Şimdi şunu ifade edeyim. Gerçekten Türkiye'de bazen her iki tarafta doğruları söylüyor. Her iki tarafta kendi açısından baktığında doğru yerden bakıyor. Yani bardağın dolu tarafı, boş tarafı. Ancak ben konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi eleştirilebilecek mesela az önce hocamın ifade ettiği arama ile ilgili araçlardaki kapalı bölümlerinin yazılı emir dışında sözlü emirle uygulanmasının anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Fakat yani bu durum bir şekilde işte bizlerin tartışmasıyla, meclisteki tartışmayla bir şekilde çözümlenebilecek bir durum iken konuya bir bütüncül bakış açısıyla bakılarak adeta yasa geldiğinde artık bundan sonra toplantı ve gösteri yürüyüşümüz bitecek. Polis her önüne geleni vuracak. Efendim elinde sapan olan, yüzü kapalı olan herkes bir şekilde kolluğun eline geçecek. İşte valiler bütün soruşturmaların tek yetkilisi olacak şeklinde bir algı oluşturuluyor. Ve konunun özü tartışılamıyor maalesef. Yani bu nedenle de aslında karşılıklı olarak uzlaşılabilecek iken, uzlaşma kültürü gerçekleştirilebilecek iken, işte az önce de yaşadık bir türlü uzlaşamıyoruz. Son olarak şunu, son olarak ben bir şey sormak istiyorum burada, size oraya geçmeden. Şimdi diyorsunuz ya ön yargı var. Şimdi bu ön yargı da bende de var, herkeste var bu ön yargı. Yani toplumun bir kesimi var. Niye var? İktidar partisi toplumun tamamını kucaklayıcı bir tavır içinde olmadığı için %50, %51 de oy alsa, %80 de oy alsa, %20'yi veya bugün %50 küsürü hiçbir şekilde göz önüne almadığı ve hatta onları ötekileştirip bunların içerisindeki önemli bir bölümü de neredeyse ülkeye düşmanmış gibi nitelendirdiği için o kesimde bir rahatsızlık oluyor. Şimdi bu kesim kendini parlamentoda zaten barajlar nedeniyle yeterince temsil edemediğini ve parlamentoda güçlü olmadığını düşündüğü için insanların hak arayış çaresi olarak ancak sokakta protesto, sokakta niyetini, isteği belirtme hakkı kalıyor. Bu da son derece doğal, yasal, bütün medeni ülkelerde olan bir hak. Bu yasayla insan parlamentoda zaten kendini yeterince temsil edemeyen, zaten seçim yasası nedeniyle gücünün de ötesinde bir iktidar sahibi olan iktidara karşı kendini ifade edebilme özgürlüğünü korumak istiyor. Bu yasa o özgürlüğü de elinden alacakmış diye hissediyor insan. Yalnız bence bir haksızlık yapıyoruz Fatih Bey. Bakın bu iktidar bir anayasa uzlaşı komisyonu oluşturdu ve bu komisyona her siyasi partinin bakın her siyasi partinin eşit sayıda milletvekiliyle temsil edilmesini sağladı ve hatta daha öncesinden de parlamentoda temsil edilmeyen siyasi partilerle de görüşüldü. Fakat geldiğimiz nokta şu, 60 küsür maddede uzlaşma sağlandı. Dedi ki AK Parti, ya bu hiç olmazsa gelin, yani bu eleştirdiğimiz pek çok madde var ve bunlar üzerinde de anlaşma sağlık. Gelin bu hiç olmasa bunları değiştirin. Kılıçdaroğlu söylüyor bunu. Ama değiştirilmedi biliyorsunuz. Diyor. Yani bu konuya olur yaklaşılmadı. Hayır, uzlaşılan maddeleri yine, değiştirelim diye muhalefet söylüyor. Yine bakın çözüm süreciyle ilgili AK Parti bütün siyasi partileri dolaştı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Sayın Kılıçdaroğlu randevu vermedi. Görüşmek istemedi. Yani işin bir de gerçekten tamam iktidar güçlüdür. Yani gücünün getirdiği zaman zaman zaafları olabilir. Ancak bizim de muhalefet kültürümüzde de zaten şu toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili şikayetimiz de bundan değil mi? Yani biraz da buna tepki olarak getirilmiş bir yasa düzenlemesi değil mi bu? Aslında toplantı ve gösterilerimizi de hakikaten yasal, barışçıl yollarla gerçekleştirmiş olsak
Belki de buna yönelik şimdi tartıştığımız yasa maddeleri belki de meclisin gündemini işgal etmeyecek. Günlerce bizleri meşgul etmeyecek. Bu nedenle aslında yani ben karşılıklı... Mesela Gezi gibi son derece barışçı başlayan bir gösteriye, gösteri bile değil yani bir protesto için orada gençler çadır kurmuşlardı. Onu bile şiddetle üzerine gidip bunu bir toplumsal olaya çeviren ben miyim? Yalnız ben gerçekten şunu görüyorum. Yani toplumsal hafızamız hani çok derin değil. Ancak şunu unutmayalım. Yani o olayların başlamasına neden olan o kendini bilmez zabıtalar mı diyelim, polisler mi, zabıtalar gerçi beraat etti yetersizliğinden ama ne olduğunu bilemediğimiz bir yapılaşma ile ama karşı karşıyayız. Ancak dönemin başbakanı kalkıp da kahraman polisim demedi bu polisleri. Bakın 3 gün, 4 gün, 5 gün Taksim ve o alan yüz binlerce, binlerce, on binlerce kişiyle işgal edildi. Ve önce Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç bu oradaki işte düzenleme heyeti diyelim arkadaşlarla, kişilerle görüştü. Görüş alışverişinde bulunuldu. Bu 4-5 günden sonra ancak güvenlik önlemleriyle Gezi Parkı ve çevresi Taksim boşaltılabildi. Yani sonuçta elbette barışçıl olan, hiç kimseye zarar vermeyen bir toplantı ve gösterinin günlerce de sürebilir. Ancak sonuçta yani 4-5 gün gibi bir süreyle orada toplanılmış olması ve iktidarın buna müsamaha göstermiş olması da bir özgürlük değil midir? Yani sanki onu bakın sanki müsamaha oradaki lafı bile doğru gelmiyor benim yani, kulağıma mesela böyle bir belki yani doğru, ben senin özgürlüğünü kullanmana evet, müsamaha saygı ediyorum. Saygı gösterme diyelim belki de. Şimdi bakın sanki şöyle bir algı oluşuyor. Ya sanki orada cuma günü olaylar başladı. Cumartesi günü polis geldi herkesi göndermeye çalıştı gibi bir algı şimdi sizin ifadenizden öyle bir şey ortaya çıkıyor. 5-6 gün bakın yasa dışı örgütlerin pankartlarının yasa dışı örgütlerin yalnız yuvalandıkları hep bir yasak, merkez oldu. Bakın ama ilk günden itibaren idare yasak koydu. Yasağı aşmak için insanlar gelmeye başladı. Ya Taksim'e daha bakın, düne kadar Taksim'e ama yasak koyma 3 kişi bir araya gelemiyordu AK Parti iktidarına koymana kadar. Öyle değil mi Celal ama Bey? Yani bakın, Taksim'de kim toplantı yapabilecekti? Kim gösteri bakın, yapabilecekti? Bu bir Taksim toplantısı değil. Bu bir Taksim mitingi değil. Orada Yeşil'e karşı bir duyarlılık var. Elbette. Bu nedenle de Gezi Parkı'na insanlar gitmek istiyor ve siz yasaklıyorsunuz. Yasaklamayın. Gitsinler, otursunlar, eğlensinler, gezsinler. Yani, ama için, yani bu yasak biz, olmasa çadır olmayacak. Bütün mesele biz demeyecek. Sen nasıl yaparsın diye Fatih Bey, biz şunu demiyor muyduk ya da gerçekten vatandaşımız şunu demedi mi ama yani bunu da unutmayalım. Ya her gün ben o Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde hiç adını sanını duymadığımız bazılarını da duyup da gördüğümüzde tüylerimizin ürperdiği örgütlerin, yasa dışı örgütlerin bayraklarını görmek durumunda değilim yani. Ona bakın, etki zaten. Yani vatandaş demeyecek mi? Sonrasında oldu. Ama Gezi öyle Gezi. Şiddet onu doğurdu. Şiddet olunca Gezi her zaman olacak bir hadise değil. Örgütler orada bak şunu söyleyeyim sen fikiriz. Gezi yani öyle her zaman olacak bir hadise değil. Onun tekrarı da şu anda mümkün gözükmüyor. O anda peki, oldu, gelişti. O esasında cebir şiddete tepkiydi. Aynı şeyi sorayım. Televizyonda aynen seyreden yani milletvekiline, vatandaşa, orada gençlere saldırıya yani tepki oldu. Çoluğumuz çocuğumuz oldu. 50 küsür kişinin öldü. Sonra büyüdü. Önlenemedi. 50 küsür kişinin öldüğü Kobane olayları tekrarlasın mı bu ülkede? Bak onunla bunu karıştırma. Aynı değil. İkisi farklı. Çok farklı bir şey. O kadar farklı ki 6-7 evet. Ekim kalkışma. Neyse, tamam onu biliyoruz. Peki efendim. Elbette. Yani ben sadece şunu söyleyeyim. Özgürlük elbette önemli. Vazgeçemeyeceğimiz bir şey. Ancak güvenliğimiz sağlandığı müddetçe özgür olabildiğimizi unutmayalım. Ona geleceğim ama bireysel güvenlik meselesi önemli çünkü. Ama bireysel güvenlik yani vatandaşların asıl derdi bireysel güvenlikken işte son olarak geçen hafta Özgecan Oda'da yaşadığımız aynen gibi önemliyken bu yasalar bireylerin güvenliğinden daha çok devletin güvenliğini ön plana çıkartıyor. Yani o anlamda bir şey öngörmüyor. Öyle bir şey değil. Rahmetli Özgecan'la ilgili bir şey öngörmüyor. Yok. Buyurun Celal Bey. Evet şimdi birincisi bazı şeyleri gerçekten hem iktidar olsun hem muhalefet olsun
gerçek boyutları üzerinde tartışmak yerine bir takım algı operasyonları yaparak tartışmayı ve halkı da bu algı operasyonun içerisine çekmeye çalışıyoruz. Yanlışlık bu. Örneğin, şimdi Sayın Başbakan kalktı, bonsai diye bir madde koyduk. Siz bonsai'yi kaldırmamızı, bonsai'yi yasaklamamızı ve bonsai satanları cezalandırmamızı istemiyormuş. İnsan gibi karşı bir şey var mı? Var mı şu anda? Bonsai şimdi bakın, bonsai yok şu anda zaten değil, daha ama şimdi bakın, bonsai ile ilgili TCK 188. maddeye morfinden sonra gelmek üzere bonsai'nin kimyasal ismi konmuş. Sentetik kanabinoid ve türevleri kullanmak, evet, veya satmak. Şimdi bakın, buna kim karşı çıkar? Kimse. Zaten buna, onu biraz önce açıkladık. Batıda kıyas, evet, cari olmaz. Yanlış. Bunu kimse, buna kimse karşı çıkmaz zaten. Siz bunu getirirseniz. Ama siz bunun üzerinden ya işte siz buna karşı çıkıyorsunuz derseniz yanlış yaparsınız. Çünkü bakın, bu şuna benzer. Örnek vermek istersek. Bir kişinin bir rahatsızlığı var. Ben senin o rahatsızlığını gideririm. Fakat bunun karşılığında da sana taciz ederim diyorsunuz. Şimdi yani siz, evet, bu bonsai bir toplumsal bir rahatsızlıktır. Onu gidermeye çalışıyorsunuz. Ama öbür taraftan sana taciz ederim diyorsunuz. Özgürlüğünü yok ederim diyorsunuz. Bu ikisini beraber getiremezsiniz. Bu kabul edilmedi diye de siz kalkıp kardeşim ben senin rahatsızlığını giderecektim ama sen bunu istemedin diyerek bir algı operasyonu yapmamak lazım. Birinci itirazım bu merkezde. İkincisi, bu paketle bütün olarak baktığımız zaman bir sac ayağı görüyoruz. Birincisi polis vazife ve selahiyetleri kanunu. İkincisi CMK. Üçüncüsü de il özel idaresi kanununda yapılan değişiklikler. İl idaresi. Özel değil. İl idaresi kanunundaki değişiklikler. Şimdi bu sac ayağıyla şu getirilmek istenmiş. Bir taraftan bazı savcı yetkileri polise verilmiş. Bir taraftan bazı savcının yetkileri valiye ya da illerde, ilçelerde kaymakamlara verilmiş. Öbür taraftan CMK'da işte biraz önce Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi bu arama konusunda filan bir takım polise tam yetki verilmiş. Hatta sorumsuzluk verilmiş. Öbür taraftan da, ki asıl ben önemli gördüğüm, İl İdaresi Kanunu'nda vali ve kaymakamlara verilen yetkiyle gelecekte illerdeki bir OHAL'in ya da sıkı yönetimin altyapısı oluşturulmuş. Şimdi çok iyi anımsarsınız, Emasya diye bir kural vardı. Bu çok yakınında şikayet edildi. Şimdi adeta Emasya... Farklı bir Emasya getiriyor. Evet, sivilleştirerek... Sivil Emasya. Sivil Emasya getiriyorsunuz. Şimdi... Emasya'da tamamıyla askere yetki verilmişti tabii. Ama işte burada da... Emasya'da yetki askerle valiye beraber verilmişti. Emasya emniyet ve askerin kısaltılmışıdır Emasya. Şimdi burada da tam vali ve kaymakamlara veriliyor. Peki bunlar niçin yapılıyor? Yani ona baktığınız zaman iktidarın üç temel zaafı var ve kavga yapmak istediği ya da önlemek istediği ya da korktuğu üç temel olay var. Bunlardan birincisi, biraz önce tartıştık, Gezi olayları. Gezi olaylarının yinelenmesi veya yenilenmesinin doğuracağı tehlikeyi bu yasayla gidermek istiyorlar. İkincisi Kobani olayları, ama özellikle bu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olan olaylar değil, beklenti Güneydoğu'da olan veya olabilecek olaylarla ilgili. İstanbul'da da olabilir ancak olaylar. İstanbul'dakileri belki aşabilecekler. Yani ama İstanbul'da bu toplumsal karşı kesin, çalışmaya kesin, dönüşebilir. Kesin, kesin. Üçüncüsü de cemaate ilişkin yapılacak bir takım operasyonlar. Bütün bunlar için bu saydığımız temel düzenlenme var. Şimdi bu düzenlemede ya insanın tüylerini ürpertecek şeyler var gerçekten. Bakın mesela Sayın Şen belirtti ama mülki amir
bu aramada yetkilendirilecek? Kim yetkilendirecek Mülki Amiri? Vali, kaymakam, emniyet amiri, emniyet evet. müdürü. Kimi yetkilendirecek? Polisi yetkilendirecek. Hayır, üst yani, kolluk amirlerine. Efendim tamam da işte polis yani yapacak kim sıradan diyor. Bir polis yapamayacak anladım onu. Anladım ama bakın sıradan şimdi, bir polis de değil. Bakın vali önceden belirlenmiş vali, yani, kolluk işte, amiri. Evet önceden birisine belirleyecek evet. ve o belirlediği kişiler. Peki şimdi yani herkes değil. Yani şöyle bir algı oluşuyor. Çok özür dilerim Celal Bey kesiyorum. Yani sanki önüne gelen her polis istediği zaman kapalı alanda arama yapabilecek. Yok. Yapacak. Önüne gelen değil. Hayır. Yapacak. Hayır. Bakın. Bakın. Emir alacak emir sözlü. Alacak. Tamam. Yine aynı şey. Kişinin üstü ama ve aracıyla ilgili bu düzenleme. Önceden belirlenmiş. Önceden belirlenmiş bu zaten kişilerden. Kişinin evet. üstü ve aracıyla ilgili. Ama biraz sonra yani, biraz önleme sonra, araması bu. Biraz sonra bu biliyorsun 13. adli arama tabii, değil. Tabii hayır biraz sonra yani. Adli arama değil. Evet, biraz sonra araması. 13. maddeye geldiğimiz zaman orada şunu göreceksiniz. İşte konuştuk. Koruma altına alır. Bakın koruma altına almak bir kişiyi koruma altına almak ne demek ya? Koruma altına yani, alacak, uzaklaştıracak. Koruma benim lehime olması lazım. Gerekir. Evet. Ama sen benim isteğimin dışında beni nasıl koruma altına onu mesela geçen gün belgesel sonra dedi ki hani bana yönelik bir tehdit varsa mı koruma altına? Hayır gibi, öyle değil. O gibi. Öyle, şimdi, öyle yani öyle anlaşılıyor. Dediğiniz gibi anlaşılıyor. Şimdi, yani orada şimdi, siz bir anda tabii, kalabalığın içine düştünüz. Sizi aynen. muhafazaya şimdi alıyor. Şimdi uzaklaştırır diyor. Şimdi seni 2-3 gün Kocaeli'de misafir edelim, sen sonra gelirsin. Yani böyle, belki başka bir anda da olabilir, belki evet, Hakkari'de olabilir. Evet, ya böyle bir şey kabul edilmez. Yani. Biraz sonra, bakın 15. maddede, evlerde karakol kuruyoruz. Çok açık ve net, ne diyor? Polis, müşteki, mağdur veya tanık ifadelerini talepleri halinde... Talepleri halinde diyor. Bir dakika, bir dakika, ben bu talep haline hep takılırım. Tamam mı? Bakın şimdi araba yapılıyor. Yani siz evde. Niyete takılıyor. Hayır, niyet okuma değil. Evet. Ben yaşadıklarımı söylüyorum. Arama yapılıyor ve zorla bu aramadan dolayı herhangi bir kaybım yoktur diye imza attım. Evet. Muvaffakatli evet. arama da vardı ya bir ara. Evet. Yani hani şimdi bunlar kolay. Bunlar talebi halinde yaparsın. Tutanağı olur biter. Şimdi geldiğimiz noktada bütün bunlar... Yani hem mesela ben onu kadar, olumlu algıladım. Siz olumsuz değil. Ben onu olumlu gördüm. Evet, hayır, ben de olumlu hayır, gördüm. Hayır. Olumlu esasında. Dünyada var örnek. Bu olumlu bir şey değil. Yani bu olamaz. Türkiye'de olumlu uygulanmaz. Yani işte bakın yani eğer ararsanız. Yani budur. Türk usulü arama, Türk usulü demokrasi gibi ona dönüştürülür kötüye kullanır ama ben olmaz. O bunun işte, gelmesinde bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Hepsini eleştirirsiniz. Benim bunu anladığım şu mesela. Ben polis eve geldi. Benle ilgili bir soruşturma var. İfademi burada al, evde gelmişken veya arıyorsunuz, al. Arıyorsunuz, gelin buyurun. İş yerimde, evimde alabilirsiniz. Evdeyim, isterseniz ben yoksa gelirim. Gelip de kapıya dikilemez, alacağım diyemez, yok. Dayatamaz. Evet. Yani gene de bunların aslında belli mekanlarda, işte karakollarda, emniyet amirliğinde yapılmasında yarar var. Yani ya bu daha bu, çok aslında yani gidemeyecek anladım, yani üç günde işteki mağdur kişiler için veya sanık ama bunlar kötüye kullanılır. Bunlar kötüye kullanılır diye çıkarsak yola her evet, şeyi kötüye kullanır, onun denetimini iyi yapıp da eğer görevini kötüye kullanan varsa. Yani kötüye kullanana ceza koymak. Yani kötüye kullanacak kişi gider evinde tutar tutanağı da ama karakolda ifade almış ya gibi de yapabilir. Ya benim istemediğim halde aldığı ifademi yapılmadık şeyler mi? Yapıldı bunlar hepsi yapıldı. Yapılmadık şeyler mi zaten? Gelip insana dayanıyor zaten. Bunlar kurumsallaştırılıyor bir yerde. Bir de çok önemli İnsana bir şey var yani. Fatih Bey yani bütün bu değişikliklerin aslında biraz daha özgürlüğü genişletici özellikle birey hak ve özgürlükleri genişletici düzenlemeler yapmak yerine dikkat ederseniz sürekli balon sıkılarak değişiklikler yapılıyor. Şimdi çözüm sürecinde... Bir balonu çok sıkarsanız ne olacak herkes biliyor değil evet. mi? Evet. Şimdi çözüm sürecinden söz ettik biraz önce. Evet Rıza Bey bunun çözüm süreci ve özellikle evet. Bakın, komşu yerden gelen bu tehditler nedeniyle çıkarıldı. Bir çelişki de o için çıkarıldı. İşte ben yani oyları koruma altına almak için. O çelişkiyi anlatmak istiyorum. Polis çözüm sürecine geldiğiniz bir aşamada her şey hafiflemiştir, yumuşamıştır ve artık anlaşma noktasına çözüm sürecini bozacak unsurlara karşı diyoruz. Gelmişsinizdir. Ama burada siz çözüm süreci var diye daha çok sıkıyorsunuz. Şimdi HDP'nin de söylediği bu zaten. Olacak şey değil. Yani
haklı söyledikleri şey var HDP'nin, haksız değil mi? HDP ikili da bence. Neticede ne alacak, ne verecek ona bakıyor. Onun derdinde. Ben yani bir bütüncül yaklaşık. Öcalan serbest kalmanın yani neticede derdinde. Neticede az çok biliyoruz Fatih Bey neyin ne istendiği. Yani keşke Türkiye'de demokrasi ve işte sosyal sınıflar veya bunlara dayalı bir siyasi parti olsaydı da HDP. Bizler de bizi temsil ediyor diye affı ama böyle bir şey yok. Türkiye'nin ne yazık ki hiçbir zaman bu noktaya, bu çizgiye getiremedik. Şimdi onun için bütün bu bakılan, görülen bu değişikliklerde tek tek maddelere herhalde biraz sonra gireceğiz. Doğrusu özgürlükleri çok sıkıcı, daraltıcı ve yeni sosyal patlamalara meydan verecek düzenlemeler yapılıyor. Sanmayın ki bu düzenlemelerle polis bu olaylara egemen olabilecek. Hayır, tam tersine olacak. Onun için Türkiye'nin giderek normalleşmesi, demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesine egemen olması ve bunu iktidar ve muhalefet birlikte anlaşarak çözmesi gerekirken ne yazık ki bu her geçen gün daha çok daralıyor, sıkılıyor ve patlamaya hazır hale getiriliyor. Bizim şikayetimiz, yakınmamız bu. Ha burada iyi noktalar var mı, olabilir. Ama bir sürü iyi nokta da var baktığınız zaman. Evet, yani bu ama iyi olmuş dediğim bir sürü şey var. Onları ama şimdi yani tek tek herhalde bir şey. Ele alırız birazdan. Yine bir kısa ara vereyim. Ardından rahat rahat devam edelim. Evet. Tansiyonu düşürüyoruz zaman zaman reklamlarla. Başka programlar açsam biz ne kadar sulh o kadar iyi diye bakıyoruz. Çünkü zaten ülkede tansiyon tepelerde olduğu için burada en azından belli bir seviyede tutmakta fayda var. Medeni tartışma elbette ayrı. Buyurun Ersan Bey. Sizin itirazlarınız şimdi, vardı. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ben meseleye siyasi bakmak niyetinde değilim. Arada da Rıza kardeşimi severim. Aynı mesleği de paylaşıyoruz, konuştuk. Hocam sen niye böyle bu kadar ağır gitmezdin? Ağır gittiğim yok. Ben maddeler üzerinden gidiyorum. Siyaset üzerinden şu parti bu parti ayrımı da yapmıyorum. Bak neticede biz burada kişi hak ve hürriyetlerini koruyoruz. Biz mevzuata dedik ki, çıkarılan mevzuata, bu torba yasadır. Bunun tamamına kötü veya iyi diyemeyiz. Ama eleştirilerimizi hukuki zeminde gerekçelerini göstermek suretiyle yaparız. Ben yine eleştiriyorum, söyledim. Örgüt kavramını Türkiye'de, gizli tanık kavramını, dinleme kavramını, dijital veri kavramını yıllardır eleştirdim. Evet. Her söylediğimin altına bugün de imza atarım, çıktı. Netice noktaya geldi. Geldi yani, bu kadar basit ve net. Mesela şimdi siz gözaltı meselesini oradan başlayalım. Baktığınızda 2005 yılında kaldırmışsınız. Alır. Ceza muhakeme usulü kanunu. Zaten en temel eleştiri o. Aynen. Verilen bak, haklar geri geliyor diye. Olabilir. Özür dileyebilirsiniz. Veya diyebilirsiniz ki ya bu zamanda buna ihtiyacımız tekrar zuhur etti. Ama faili meçhullerden geçmişsiniz, sıkıntılardan geçmişsiniz, onları iyi araştıramamışsınız, netleştirememişsiniz. Tamam, vatan millet için. Bak şu odaklı bakarsak ben onun zaten yanındayım. Kişi hürriyetine bakalım, kişi hakkına bakalım, vatanın korunmasına bakalım. Hiç kimse sokağa atılacak bir vatanda yaşamıyor ki. Birey hak ve hürriyetlerini sokağa atamayız. O bakımdan bu düzenlemenin genel mahiyetine toptancı bakış açısıyla bakmak yerine eleştirebileceğimiz noktaları üzerinden açıklama yapmak, somutlaşmak gerekiyor. Yoksa esas olan nedir? Anayasadır, işte varsa kanunlardır, kişi hak ve hürriyetleridir. Anayasanın 13. maddesine göre kişi hak ve hürriyetlerine sınırlamalar getirilebilir. Kişi hak ve hürriyetlerine sınırlama getirmek otoriteyi güçlendirmek için değil de başkalarının hak ve hürriyetlerini korumak. Evet, zaten bunlara bir itirazımız yok ama benim itirazım şuraya var. Siz diyorsunuz ki 48 saate kadar kolluğa gözaltı yetkisi veririm. Anayasa madde 19'a baktığınızda bu mümkün. Evet. Ama şunu da çıkıp açıklamanız lazım. Niye? Efendim işte soruşturmanın kralı Cumhuriyet Savcısıdır diyerek çıkıp 2005 yılında ceza muhakemesi kanunu yürürlüğe koyup ceza muhakemesi kanunun 91. maddesinde gözaltı yetkisini sadece Cumhuriyet Savcısına verip şimdi o Cumhuriyet Savcısı neyi beceremedi de neyi iyi yapamadı da gözaltında kişi hak ve hürriyetleri yönünden ne kötülük zuhur etti de 17, şimdi bunu 17, kaldırıp 17 ve 25 şimdi bunu kaldırıp belirli suçlar yönünden polise veriyorsun ve 48 saat bence 4 güne kadar dahi gidebilir. Gözaltını kaldırmadıkça ve gözaltı süresinin sonuna gelmedikçe de Cumhuriyet Savcısına haber vermeyecek. Ha Cumhuriyet Savcısı sadece 91. madde nedeniyle nezarethaneleri dolaşıyor ya. Dolaştığında haberdar olacak.
valiye ve kaymakama veriyorsun. Aynen. Şimdi tabii amir mevkiinde olanlar konusunda. Konusunda şunu ifade etmek önce lazım. Yalnız hocam 24 diyelim de yani. Ya 24 saat 48 saat toplu suçlarda. Evet, evet. Toplu eylemlerde 48. Orada bir ama kelime oyunu var. Bak, devam edeyim. Bakın, kanunda eleştirdiğim buydu. Arada da söylediğim. Kanunda yazan 24 saat. Asıl olan 24 saat. Şimdi siz konuşurken ve eleştirirken ama anayasa 48 saate izin veriyor. 48 saatten bahsederseniz sanki toplum üzerinde de 48 saat oluşturuyorsunuz. Bu konuyla ilgili şunu şimdi gözaltında tutma süresi 24 saat. Herhangi bir izne tabi olmaksızın yani yargı izne tabi. Burada gösterilen suçüstü hallerinde. Kanun o 24 saat. İzin süresi ise 48 saat. Yani 48 saat içerisinde izin almak zorunda. Yok değil. Hayır. O bu değil. Gözaltı değil. Bak 24 saat ve 48 saatlik mesela aramada var. Dinlemede var. Yani diyor ki sana hakimden karar al. Alamadın, gecikmesine zarar umulan hal var. Yapman lazımsa diyor. Bu şartı, sebebi ortaya koy. 24 saatte gerçekleştir. 24 saatte sun. Hakim 48 saatte kararını verecek. Vermezse bitti. Yani senin yaptığın her şey hukuka aykırı. Ama tabii o arada yaptığın dinlemeler zaten yapmışındır. Yani onu artık geriye döndüremezsin. O da bu işin cilvesi. Onu size söyleyeyim. Şimdi gözaltı noktasında benim sıkıntı duyduğum hususat Cumhuriyet Savcısını siz amir pozisyonunda. Bazıları diyor ki İngiltere'de şöyle burada böyle değil. Türkiye'de bir sistem kurmuşsun ya. Ya bir yaşat ya. Ya suç ve ceza siyasetinde istikrar kuramadığımız gibi hani sanki cezaları sen mükemmel uyguluyorsun. Efendim işte ödeticiliğini, önleyiciliğini, caydırıcılığını, ustandırıcılığını ondan sonra dönüp hakime savcıya kızıyorsun. Bunda da daha 2005 yılında kabul ettiğin düzenlemeden mülki amirlere gözaltı yetkisi tanımak suretiyle dönüyorsun. Çok, bunun izahını yapamazsınız. Onu size söyleyeyim. Bu kanun 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği zaman dönemin Adalet Bakanı Gülçek. Evet, kalkıp da bu kanunu övücü sözler söylediğinde işte şimdi kaldırdıkları şeyleri o zaman bak işte kanun budur şimdi diye övüyorlar. Şimdi tekrar şunu söylüyorum. Herkes dinleyicilerimize net bunu öğrensin. Gözaltına alma yetkisinin kolluk amirine bırakılması mümkün. Bak net söylüyorum. Ama bundan biz kişi hak ve hürriyetlerini geliştirmek adına değil sadece. Dedik ki suç işlendiği iddiasından sonra Cumhuriyet Savcısının yargılama yetkisi, yargıya katılma yetkisini idareyle paylaşmaması, kendisinde tutmasını ve kişi hürriyeti, güvenliği, hakkını kısıtlayan bu yöntemin takibini kolaylaştırmak için yakalanan suçüstü halinde yakalama yetkisi var ha polisin. O zaten var. 90. madde ceza mahkemesi kanunu. Aslında herkesin var. Yani polis vazifeli selahati kanunu da yazıyorum. Vatandaşın da var. Polis vazifeli selahati. Ya onlara kimse bir şey demez ki. Burası yani herkesin istediği gibi koşturacağı, canın ne isterse yapacağı bir memleket değil. Hukuk devletinde kurallar var. Sizin hürriyetinizin, hakkınızın başladığı yerde benimki biter. Şimdi net. Siz Rıza Bey'e tabanca şimdi çekseniz veya vursanız ben sizi bir yakalama hakkım var. Zaten yapmak zorundasınız. Aynen. Yani yapmak zorunda değilsiniz de yapabilirsiniz. Tabii. Yani öyle söyleyeyim. Polisten yapacaksınız zaten. O sizin göreviniz. Şimdi ana sorun bence ceza muhakemesi kanunun 100. maddesine koyulacak o tutuklama, yeni tutuklama sebeplerinden çıkacak. Yeni kataloglar. Bak, siz hakaretten insan tutukladığınız bir yerde. Şimdi tutuklama tedbirini niye uygularsın? Adaletten kaçma veya delil karartma. Veya suç işlemeyi. Hayır, bu. Bizde bu. Yani adaletten kaçma veya delil karartma. Suç işleme ihtimalle binaen tutuklama bizde yok. Yok, evet. Getirebilirsin ama yok. Ceza, verilecek cezanın ağırlığı dikkate alınır bak. 100. madde bunu söylüyor. Ama buraya 100. maddenin 3. fıkrasında ceza muhakemesi kanunda bir katalog suçlar adında bir bazı suçları yerleştirmiş. Demişin ki bu hallerde tutuklama nedeni hakim tarafından varsayılabilir. Varsayılır değil, emredemez. Evet. Ama bizde bu oradaki suçların işlendiği iddiasında %90 veya aşan oranlarda tutuklamaya dönüşmüş durumda. Ki evet. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de Avrupa Birliği de Türkiye'yi tutuklama tedbiri konusunda hala eleştiriyor. Diyor ki ya bu adli kontrolü niye icat ettin? Niye bu şartlar oluşmadığı halde sırf oradaki suçlardan dolayı insanları otomatik tutuklamaya sevk ediyorsun, tutukluyorsun dediği noktada insanlar Cumhurbaşkanlığı hakaretten tutuklanmaya başlandı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hakaretin cezası 299. maddede 1 yıldan 4 yıla kadar. Ceza miktarı itibariyle geçiyor. Adli kontrolü tatbik edebilirsin. Geç bunu.
Kişinin kaçma ihtimali mi var? Nesi var? Neyi somut belirledin? Hangi delili karartıyor? Hangisini belirleyemedin? Zaten Twitter üzerinden yapmışsa tespit ettin. Açarsın davasını, bitirirsin. Ya tahammül edemeyebilirsin. Bakın şunlara, onlara girmiyorum. Efendim işte eleştiri hakkı, siyasilerin daha fazla eleştirebilir olması, tahammül etmesi, bu konuda ifade hürriyeti konusunda ben bunlara girmiyorum. Var 299. maddede. Ama siz tutuklamayı bu şekilde rahat uygulayabildiğiniz bir ortamda eğer arama konusunda kişi hürriyeti hakkı aleyhine geliştirirseniz, yakalamada geliştirirseniz gözaltında, tedbir tutuklaması adıyla niye iki hüküm koyuluyor? 2911 sayılı kanunun 33. maddesiyle 3713 sayılı kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasında sayılan suçlardan dolayı diyor. Evet. Tutuklama. Yani bu nedir 33. madde 2911 sayılı kanun? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet. Evet. Diğeri nedir? Propaganda. Şimdi bu şu demektir. Size söyleyeyim. Beğenebilirler. Bak bir şey demiyorum onu. 33. maddeyi ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ihlal eden herkes terörist değildir. Veya terör örgütü mensubu da değildir. Yani mahallenize yapılacak bir inşai faaliyetten dolayı da karşı çıkabilirsiniz. Toplanırsınız, yürürsünüz. Aynen. Yani aynen. Zaten demokrasinin adı bu. Esası bu. Kendinizi ifade etmeniz, anlatmanız, direnmeniz, gösterebilmeniz. Burada sizin tespitiniz. Acaba burada kişi özgürlükleri genişletiliyor mu, daraltılıyor mu? Şimdi baktığınız zaman 2911 sayılı kanunun 11. maddesini önümüze açtığımızda göreceğimiz. Diyor ki ateş, silahlar, havai fişek, şunla bunla işte kimliklerini gizlemek suretiyle katılanlar. Eylemde değilsin daha. Bu şekilde katıldın. Vukuatın yok. Ondan sonra yasa dışı örgüt. Kim bu yasa dışı örgüt? Ben miyim? Kim? Adı nerede? Yargıtay kararlarıyla belirlenmiş olan mı? Efendim birilerinin dediği IŞİD mi? Veyahut da ne de TEAŞ mı? Artık ne? Kim? Yani paralel mi? Paralel mi? Yani onda daha henüz adı icat edilmedi. Paralel yapılanma kaldı. Yani bir isim koyuldu mu koyulmadı mı bilmiyoruz. Biz çünkü biliyorsunuz severiz. Ergenekon'du, Ballozdu, yok bilmem şuydu. Orada bakın burası daha enteresan. Yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem. Hangi amblem? İşaret taşıyarak, hangi işaret veya bu işaret ve amblemleri üzerinde mesela bulunduran üniformayı andırır, giysiler giyerek katılanlar ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç gereçleri taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları ile yayınlara katılanları sen otomatik tutuklayacaksın. Ben şunu söyleyeyim size şimdi. Aradın mı? Yakaladın, gözaltına aldın mı? Sen de mi? Güzel fezlekeni düzenledin mi? Oradan paket servis gönderdin mi? Tutuklamayı da dedin ki kardeşim bu kanuni karine var bu konuda. Esasında olmamalı. 100. maddenin 3. fıkrasına koyulan katalog suç kapsamında kabul et, tutukladın mı? Ondan sonra sana hayat zehir. İster 15 gün o ortalık, bak polis şunun için istiyor. Efendim diyor, bu diyor sakinleştirme yöntemimiz olacak. Ne yapacağız? Girdik mi alana diyor. Baktık mı diyor. Kapattık mı diyor. Aldık mı diyor gözaltına. Aldıktan sonra diyor hiç kimseye göstermeden sevk ettik mi diyor. Avukatları gelsin. Tutukladık mı diyor. Ortamı rahatlatacağız. Şu anda diyor oradan bırak ve gönderiyoruz diyor. Oradan çıkıyorlar diyor. Tutuklamıyor diyor. Umarım hakimler savcılar bu hükümleri geliyor. Getirildiğinde bu hükümler getirilirse umarım bunları... Kaç güne kadar kalıyor? Efendim tutuklamada süre yok. Bu tedbir tutuklaması adı. Ben koydum bu adı size. Buradaki tedbir tutuklaması şu değil, polisin gözaltına alması değil, bunu hakikaten hakim. Ama bu iki suç tipini, yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefeti, terörle mücadele kanunu, terör kavramı da enteresan bir kavramdır, nereye genişletebilirsen. Hayır, bunlardan dolayı sevk ettin ya, fezleke düzenlediniz ya, sevk ettiniz mevcutlu. Sizi hakim önüne aldığınızda gelen fezleke delillere bakacak kuvvetli suç şüphesini gördüğünde, tutuklama nedenini varsayabilecek. Bence varsayacak. Çünkü buna uygun bir yapılanma içine giriyorsunuz. Neden? Çünkü mevzuata getiriyorsunuz. Hakim üzerine bir baskı oluşturuyorsunuz. Yarın bir gün bu tutuklamaları yapmadığında hakim denecek ki ha olmuyor. Tutuklamıyor canım. Şimdi mesela geçen vahim hadisedeki tepkiler gibi bakın oradaki yansımaları yargıda göreceksiniz. Takdir indirim nedenlerini uygulayamayacaklar. Haksız tahrikte sorun yaşayacaklar. Çünkü insan hakim etkilenir. Bilmiyorum. Nasıl onun dışında kalacak? Yani ister istemez sizi etki altına alıyorlar. Ve hep önümüze getirilen örnek şu son zamanlarda. Gezi olayları, Güneydoğu'daki olaylar.
Güneydoğu'daki olayların vehametini biliyoruz. Nasıl müdahale edilemediğini de biliyoruz. Gezi'de yanlış kullanımlar olmuştur. Ceza sorumlu şahsidir. Müdahale edersin. Kanunda hükümlerim var, yetkilerim var. Tatbik eder uygulamak. Ama Ankara'da gösteri yapan öğretmen. Tek el işçisi. Efendim işte tek el işçisi. Ya şimdi deniyor ki kötü niyetli. Ya bir kötü niyetli demek suretiyle toplantı gösteri yürüyüşlerine lekeleyemezsin ki. Ötekileştiremezsin. O zaman senin yapman gereken hazır anayasanın ikinci maddesini hukuk devletin demokrasiyi çıkaracaksın. Yerine ne koyarsan koy yürüyüp gideceksin. Bak bu tedbir tutuklamasında şunu savunuyorsanız bir şey diyemem. Efendim ben rahat etmek istiyorum. İyi kazanıyorum. İyi imkanlarım var. Sistemden memnunum. Memnun olmayanlar memnuniyetsizliklerini sanal ortamda kendi kendilerine kahve toplantılarında getirebilirler. Ama çıkıp sokağa oraya buraya bizim trafiğimize şuyumuza sanal buyumuza, ortam bile çok sağlamda değil söyleyeyim. Yani o internet hukuku o da ayrı bir yara. O da şimdi, bir şey. Eğer bu noktada bu nokta şimdi yani bir iki hatalı bir iki kötü örneği önümüze koymak suretiyle genelleştirip siz toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa bu şekilde tedbir tutuklaması yolunu açtığınızda bireyin tutuklanma riskini artıracaksınız. Tutuklandığınızda da Fatih Bey tutuk evine koyulmuyorsunuz ha. Kapalı cezaevine evet. Koyuluyorsunuz. Türkiye'de tutuk evi yok. Siz açık cezaevine ayrılmış mahkum kadar bile hakka sahip değilsiniz. Bu olursa eğer Türkiye'de cezaevleri zaten yetmiyor. Bak, herhalde epey bir cezaevi yapmak ben, lazım. Ben biraz önce alınganlık gösterdi. Çok sevdiğim arkadaşım gösterme diyor. Ben siyasi konuşmuyorum. Zerre konuşmuyorum. Dedim mi bu partidenim şuradanım buradanım hocam, diye. Hocam ben bir bak, cevap vereyim mi? Yok yok devam edin. Bir müsaade bitiriyorum. Evet. Şimdi vali meselesi. Ya biz dedik ki soruşturmanın kralı sahibi. Hani bunu netleştirmek için söylüyorum. İmparator. Cumhuriyet Savcısı. İmparator evet. Vali lüzumu halinde kolluk amir ve memurlarına suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için gereken acil tedbirlerin alınması hususunda doğrudan emir verebilir. Kolluk bu emirleri mevzuatta belirlenen usule uygun olarak yerine getirir. Geçenlerde seyrettim birisi diyor ki efendim diyor arama mı yapıyor diyor. Arama mı yap diyor. Ya zaten arama yetkisini getiriyorsun. Hadi geç onu. Bu da getirilmiyor. Ya bu orada ceza muhakemesi kanununun Rıza'cığım 160. ve 161. maddeleri dururken anayasanın 6. maddesi orada dururken yani yargıyı, yasamayı, yürütmeyi hocam, sen birbirinden ayırdığında 2008'e kadar eleştirdin mi bu hükmü biliyorsun hangisini? Onu biliyorum o dediğini biliyorum. Mevcuttu. Bak ben şunu söyleyeyim. Sen gün, yeni ceza muhakemesi kanunu miydin? Sisteminden bahsediyorum. Evet. Bu eleştiri önüme gelmedi benim. Gelseydi aynı fikri beyan ederdim. Benim önüme bunu koyuldu. Bak, ya öyle savunma yapamazsın. Bak Rıza'cığım olmaz. O doğru değil. Yapma. Vali kaymakam önleyici kolluk olur. İl idaresi amiri olur. İlçe amiri olur ama gözünü seveyim Cumhuriyet Savcısı gibi kalkıp da zaten Türkiye'nin en büyük hatası adli kolluk teşkilatının kuramaması. Yazıklar olsun. Bak ben size söylüyorum. Siz delil toplama ve değerlendirme tekniklerini adli kolluk teşkilatı olarak Cumhuriyet Savcısına bağlamayacaksınız. Cumhuriyet Savcısının beyin yapmayacaksınız. O 10-15-20 metrekarelik odalarda sıkıştıracaksınız o hukukçuları. Cumhuriyet Savcısı niye var? Hukukçilik denetimi yapsın diye var. Şu söyleniyor. Deniyor ki İngiltere'de efendim soruşturmayı hiçbir zaman savcı yapmaz ki. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hadi ilk defa. İsviçre'de de hakimi siyasi partiler seçer. Seçer. Ya şimdi orası öyle yapıyor, burası böyle diyor. Sen alıp da önüme örnek getiremezsin. Burada bak ben ne diyorum? Ben sistemden bahsediyorum ya diyorum ki. Ama niye okuyorsun hocam? 2005 yılında. Sen sistemden bahsediyorsun ama diyorsun 2005 ki. 2005 yılında saniye, Cumhuriyet Savcısına bir saniye bak, müsaade. Sen 2005 sen yılında sen Cumhuriyet Savcısına verdiğin soruşturma yetkisinden zerre %1'i alıp valiye kaymakama veremezsin ya. Yapamazsın bunu. Hem sistemden yapamazsın bunu. Bak hem sistemden bahsediyorsun. Bu hocam, anayasaya aykırı. Bak bu ki, anayasaya aykırı. Yanlış uygulanır. Bak söylüyorum. Bak, yani net söylüyorum. Kere, yasal düzenle bu anayasanın yasal düzenleme anayasaya uygun mu? Değil. Hangisi değil? Bu valiye kaymakama soruşturmaya müdahale yetkisi verirsen kuvvetler ayrılıyor. Net söylüyorum sana. Açık açık. Hiçbir şekilde savunamazsın. Ha bu savcının valinin suçu bildirmesi değil. Niye Anayasa Mahkemesi iptal etmemiş 2008 yılına kardeşim, kadar? Kardeşim şimdi gelince hem gidecek bakacağız ona. Veriyorsun. Bak şimdi şunu söyleyeyim size. Valinin lüzum halinde kolluk amir ve memurlarına suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için gereken acele tedbirler alınması hususunda doğrudan emir verebilir. Doğrudan emir şimdi verebilir lüzumu demek. Lüzumu halinde neden kaldırıyorsun peki ortadan? Efendim ortadan? Lüzumu ya, halinde bakın, zaten var okuyorum bakın, onu ya. Bakın, lüzum halinde ne demek ya? Bu lüzumu kim? Lüzum halinde bakın. Kim belirleyecek lüzumu ya? Kim belirleyecek? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir bitir hocam da biz bir cevap verelim. Savcı, o kadar kolay gerekti ki. Savcı valinin yerine soyunup da
önüne gelen polis memuruna idari emir verebilir mi ya? Git de bana şu toplantı gösteri yürüyüşünü kontrol et, şu maç stadının orada bulun, efendim git şu idari kolluk faaliyetini yerine getir diyebilir mi? Ben ne diyorum? Ben diyorum ki savcılığı kaldırabilirsin kardeşim. Kaldır. Avukatları savcı yap. Git valiyi savcı yap. Ne yaparsan yap. Ama benim önüme şöyle geliyorsun. Diyorsun ki bu bizim anayasamız. Bu bizim ceza muhakemesi kanunumuz. Ceza muhakemesi kanunu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe soktuğumuzda soruşturma yetkisini hiç kimseyle paylaşmaksızın savcıya ve emrindeki kolluğa verdik diyorsun. Ondan sonra geçiyorsun. Hiç gereği yok. Vali emir veriyor. Biz onu da biliyoruz. Valilerin emrinde bulunan, çünkü bizde adli kolluk yok ki, idari kolluk aynı zamanda adli kolluk evet. faaliyetini görüyor. Ama iki şapkası. Ama zaten var. Vali bunu yaparken yazıyor. Bunu yasallaştırdığında ben de diyorum ki ya, 6. maddede neticede 7. maddede, 8. maddede, 9. maddede muhtelif yerlerde kuvvetler ayrılığının ilkesi çizilmiş ve denilmiş ki yasamayı, yürütmeyi, yani idareyi ve yargıyı birbirine karıştırma. Yapma bunu. Şimdi ben de şunu soruyorum size. Vali böyle bir emri verdi. Savcı dedi ki, savcının önüne de getirdiler bir takım şeyler. Dedi ki ben size böyle bir şey söylemedim. Siz nereden geldiniz? Efendim dedi, vali bize emir verdi. Biz de araştırdık, getirdik. Nasıl yani? Nasıl yapabilirsiniz? Gözaltına aldınız öyle mi? Önleyici arama yaptınız. Gözaltına aldınız, getirdiniz. Bu sistem bizim bile de savcı hayır serbest bırakın diyebilirim o sefer. Ya herhalde bırakacaktır yani. Efendim der. Bilmiyorum. Ama der ama bu şu şekilde bir çatışma şu şekilde. Devletin erkeklerini çalıştıracak ve ortaya gidiyor. Şimdi bakın bunlar belki şöyle düşünüyor olabilirler. Ya bunlar bir geçiş süreci. Yargıtay'a müdahale etmemiz lazım, anladık. Yargıtay'a müdahale etti. 140'lardan sonra 160'ı gönderdi. Danıştay'a evet anladık. Dedik tamam. Polise işte müdahale ediyorsun. Şu anda bu kanunun 40 maddesi polisin değiştirilmesiyle ilgili. Yani net artık. Ne yapalım? Öyle takdir ettin. Anayasaya uygunsa yapacak bir şey yok. Değilse polis içerisinde bir yapılanma görürsen değiştirilirsin. Öyle devlet takdiri bu. Evet, şimdi diyorum ben. Değişim ve dönüşümü. Şimdi kesin. Şunu söylemek isterim ki ama ki yargının kimyasına, efendim işte Cumhuriyet Savcısının yetkilerine kısıtlama getirebilecek, daha 2005'ten 2015'e aradan daha 10 yıl henüz geçmiş iken istikrar kazanmamış bir düzenlemede ya sen düzenlemeyi çıkarırken hata yaptın kardeşim. Ama bu çok sık olmuyor Ersan Bey. Yani şimdi bakın bu torba yasaları, torba yasalarla giren her şey sonradan bir daha bir daha bir daha. Fatih Bey yapboz tahtasına dönüyor. Olan bu kanun, sabahtan akşama kanun çıkarıyorsun. Ya uygulayamıyorsun işte. Olmuyor, dikiş tutmuyor. Bak ne oldu? 6526 sayılı kanunu çıkardın 6 Mart 2014 tarihinde. Perişan o 17 Aralık, 25 Aralık tarihinden sonra döndün dedin ki ya kusura bakmayın biz bazı hususları ama şunu biliyoruz o dönemi geçirmek için yaptık. Bunları da anladık. Kabul ediyoruz. Işıklı kanunu aynı değil mi? Artık neden kabul ediyorsun hocam peki? Ya o dönemi geçiremezlerdi başka türlü. Onlar gözünden söylüyorum. Tamam. Heyse yani, çünkü hakimler ve savcılar demek ki bazen anlayacağım ve kabul edeceğim. Dönemler oluyor. O istisna bir kanun. Artık abi, yok, bak şimdi şöyle hocam, söyleyeyim sana. Sistemden bahsediyorsan bir müsaade et bitireyim ben sana. Ben savunmuyorum yahu. Ben savunmuyorum. Ben dedim ki o dönemde de bak dediğime geldiniz dedim. Ama iğne size battı şimdi. Bu telefon dinlemelerini size söylemedik mi? Söyledik. 17-25 yıllık olmasaydı Ergenekoncu'nun hala içeride... Olabilirdi. Ana kırılma noktası 7 Şubat 2012 tarihinde orada başladı. Kimya orada bozuldu. Aynen. Sayın Cumhurbaşkanı ipi kopardı. Dedi ki tamam bitmiştir mesele. Sizin etrafındakiler de sizin dediklerinize ben hareket etmeyeceğim dedi. Ama 5 Temmuz 2012 tarihinde bu özel yetkili ağır ceza mahkemenin tasfiyesinde zannediyorum, bilmiyorum bu tahminim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önü kesildi. Esasında tamamen kaldıracaktı o mahkemeleri. Son anda denildi ki ya bunu bir tasfiyeye sokalım bu mahkemeleri. Eski davaları görsünler. Ben şeydeydim o zaman, Adalet Komisyonu'nda, Barolar Birliği'nde. Evet, eski davaları görsünler. Hakikaten hepsi kalkıyordu. Son gece ne olduysa terör eldeki davaları kanununa, bitirsinler dediler. Hayır, terör mücadele kanununa ithal ettiler, bir daha evet düzenlediler. Yani ben şunu net söylemek istiyorum. Benim kimseyle bir işim yok. Benim işim hukukla. Ben diyorum ki bir sistem sahibi olmamız lazım. Bu ceza kanununda böyledir, ceza muhakemesi kanununda da böyledir, yapboz tahtasına çeviremezsin. Mesela kalkıyorlar deniyor ki efendim biz bu suç ve ceza siyasetinde niye istikrar kazanıyoruz? Ya nasıl istikrar kazanacaksın? Sen suçlar önlemede yeterli beceriye sahip değilsin, cezaevleri doluyor, ondan sonra af çıkarıyorsun, açık veya örtülü. Ne yapacaksın? Çıkışın yok işte. Ondan sonra hakime savcıya dönüyorsun, diyorsun ki ya niye az ceza veriyorsunuz canım siz?
Sen git sen hakimlik yap bir de. Hakimin böyle cezaevi uygulanmıyor ki. Ya yok, hakimliği savcılığı da sen yapacaksın o zaman. Dolayısıyla benim söylediğim şu. Burada spesifik, bak somut konuşuyorum ben. Hiç genelleme yapmıyorum, öyle haklardı, hürriyetlerdi, kuşlardı, böceklerdi demiyorum. Bu kanundaki ana sorunlar, o şeyi de konuşuruz. Terörle mücadele kanununa getirilen değişiklik, nüfus hizmetleriyle ilgili olanları, onlar gerekli mi değil mi, acaba Suriyelileri meşrulaştırma mı, vatandaşlığa katma mı, katmama mı, oya veya sandığa onlar müdahale edebilecek mi, edemeyecek mi, bunlara hiç girmiyorum bak. Girme bak, zaten. Bunlara girmiyorum. Hiç gerek bak, yok. Bu hiç gerek yok. Benim ana noktam şu. Ben diyorum ki, biz Cumhuriyet savcılarımıza güvenmişsek, bunlar yargı mensubuysa, Türk Ceza Kanunu 6. maddesi uyarınca, bunlara yüksek teminatlar vermişsek, valinin kaymakamın yeri belli, İl İdaresi Kanunu'ndaki yetkileri de belli. Eğer orada valiye kaymakama suç duyurusunda bulunmanın dışında hakimin savcısının yetkisine müdahale edebilecek yetkiler verilmişse onlar da derhal alınmalı. Onu da size söyleyeyim. Bunlara gerek yok. Bunları yapmayalım. Bunları yaparak siz kişi hak ve hürriyetlerini geliştirdiğinizi söyleyemezsiniz. Yani siz tedbir tutuklamasıyla bunu geliştirdiniz. Ha şunu çıkıp söyleyin diyorum işte. Arkadaşlar buna bizim ihtiyacımız var. Bu tutuklamayı, bu kataloğa biz toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırılık katmak durumundayız. De bunu canımı ye benim. Sorun yok. O bir görüştür. Rıza Bey bunu söylüyor. Diyor ki ben diyor kabul ediyorum. Evet diyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Türkiye'de hukuka aykırı kullanılmıştır. Kullanılacaktır. Kullanılma ihtimali yüksektir gelişmeler nedeniyle. Buna ihtiyaç var. Yani aramaya ihtiyaç var. Gözaltına ihtiyaç var. Bir devlet güvenlik kanunu bir anlamda. Ya bak bu görüştür. Bir şey diyemem. Ben de savunabilirim bunu. Ama ben olağan hukuk düzeninde, yani anayasanın 120. maddesi ve devamı hükümleri yürürlüğe girmediği müddetçe... Tabii Rıza Bey'in söylediği önemli. Rıza Bey diyor ki Türkiye karışma potansiyeli var. Türkiye bir takım riskler ve tehditler görüyor. Ona karşı şimdiden önlem alıyor diyor. Ben de Rıza Bey'e karşı şunu söylüyorum. Diyorum ki Türkiye o gördüğü tehditlere karşı alıyor mu diyorsunuz ama ben de şöyle görüyorum bir yandan. Türkiye'de toplumun bir kesimi yok sayılmaktan rahatsızlığını beyan etmeye kalkışırsa diye tedbir de alınıyor diyorum. Rıza Bey size söz vereceğim ama bir kısa ara vereyim son, ardından devam edelim. Evet Rıza Bey. Ben hararetli itirazlarınız evet, gerçekten var. Gerçekten hararetli itirazlarım var. Çünkü hocam öyle bir hararetle bir tablo kurdu ki sanki bu düzenlemeyle Türkiye'de artık bütün temel hak ve hürriyetlerimiz elimizden alınacak. Kişinin yoldan geçen birisinin polis gidecek arama, yani algıyı söylüyorum, itiraz etmesin hocam. Ben algı değil, benim evet, tespit benimkiler ya. Yok yok, yani sizin söylediklerinizden çıkan algıyı söylüyorum. Yoldan giden bir, masum bir vatandaşa o niyet okuyuculuğu. Polis durduracak, arayacak, efendim sonra gözaltına alacak, sonra tutuklayacak. Vali de bu işlerin içerisinde istediği anda müdahil olarak Türkiye hakikaten bu tablo ile hukuk Rıza devleti Bey, olmaktan uzaklaşacak. Şimdi o zaman ben şunu söyleyeyim şimdi. Ben tamamını okudum yasanın, baktım ettim falan filan. Kendi aklımca, hukukçu değilim elbette ama yıllardır bu işleri yaptığım için birazcık daha... Siz de haklısınız, siz de haklısınız, ben de haklıyım. Evet. Şu açıdan haklıyım. Şimdi, evet doğru, bu her yasa iyi ellerde hiçbir sorun çıkarmaz bu. Yani makul davranıldığı zaman hiçbir sorun çıkarmaz. Hatta yasa olmasa da olur eğer makuliyet hakimse. Fakat makuliyet hakim değilse Ersan Bey'in olacak dediğini ben şöyle algılıyorum. Bunu yapma imkanına sahip ol. Yaparlar demiyorum. Sayın Altay, benim dediğim farklı. Benim dediğim sistemi bozuyor. Benim dediğim o. Ilgili. Ama ben aynı düşünmüyorum. Bakın. Sistemi bozuyorsun. O yani, sistemi koydun. Niye vazgeçiyorsun? Şimdi sistem de bozulmuyor aslında. Yani ben kısaca ifade edebilirsem. Şimdi aramayla ilgili bölüme gelelim. Hani önce arayacak dedik. Yani yoldan geçen birisini. Yok. Yani bir kere yoldan geçen birisi aranmayacak. Yani yoldan geçen birisi de her zaman aranabilir. Yani mevcut yasalarımız çerçevesinde ve makul şüphe, hani o çok tartıştık ya, evet, o makul şüphenin varlığı halinde. Ancak buradaki düzenleme, bakın yani böyle sanki bütün aramalara şamil bir düzenleme yapılıyormuşçasına bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Sadece
araçların kapalı bölmeleriyle ilgili bir arama. Yani bu aramayla bütün temel hak ve arama ile ilgili bütün temel hak ve özgürlüklerimiz elimizden gitmiş değil. Birincisi. Ama İkincisi bakın. Elle dıştan kontrol yani aslında, çıkıyor. Arabanın görünen yerlerinin aranması şu, onları niye getirmiyorsun? Şu bir kere yani bak, mülki amirin daha önceden belirlemiş olduğu kolluk amirleri tarafından verilecek yetkiyle. Yani bu yine sıradan az önce ifade ettiğim gibi sıradan bir polisin yapacağı, karar vereceği bir unsur değil. Ama polis müdürü polise diyecek, evet, verecek. Evet ama bakın önceden belirlenecek bu. Bu nedenle aramayla ilgili... Yani 2001 yılından sonra ilgili, polis değişti o zaman. Düzeldi o zaman. Arama ile ilgili olarak... Efendim? 2001 yılında polis düzeldi diyorsun. 2001 yani yılında hani anayasa değişti, polisin, evet, yetkilerini aldılar ya, evet, ana yer orası biliyorsun. Dedi ki yazılı emir ve karar olmadan arayamazsın. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla 2015 yılında şimdi polis düzeldi. Şimdi bakın ben sizinle orada hemfikirim yani şöyle. burada sadece benim de eleştirdiğim Fatih konu. Fatih Bey söyledi kötüye kullanılırsa bakın benim de eleştirdiğim yani eleştirdim demeyeyim anayasaya aykırı olabileceğini endişe ettim. Yazılı çünkü anayasamızın 20. maddesinde yazılı, evet, hükmü var. Söyle, bu aslında düzenlenebilir. Çok kolay artık teknoloji gelişti. UYAP sistemimiz, Polinet sistemimiz var. Yani yazılı dememiz halinde yine başka bir düzenlemeyle Polinet'e girecek bir yazılı talimatla da mümkün bu. Yani illa ıslak imzalı olmasına gerek yok. Elektronik imza ile onaylanmış bir yazılı emir de mümkün. Yani burada aslında acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle kısmı hakikaten hocamın da ifade ettiği gibi anayasanın 20. maddesiyle çelişir bir şu da çelişir değil mi? Yani şu elle dıştan kontrol ve aracın görünen yerlerin aranması da esasında anayasa maddi 20'ye göre ben, yazılı emir ve kararla olmak zorunda. Yani aramak aslında mümkün. Bakın zaten orada yani hepsiyle yani, beraber düzenlendiğinde. Yok. Yani bu düzenlemenin o kısmı da anayasaya aykırı. Hepsi, sadece sizin yani, söylediğiniz değil. Bu kısmı sonradan teyit edilmek üzere sözlü emriyle yerine yine yazılı... Bak benim söylediğim özünde, o değil. O değil benim söylediğim. Şurası. Anladım bu, ben konuyu. Evet. Elle dıştan kontrol hariç diyor. Elle dıştan kontrolü meşru hale getirmeye çalışıyor. Aracın diyor görünmeyen ya kısımları... Aracın elle dıştan kontrolünü denir. Araç değil kişi. Evet. Kişi bu. Biliyorsun 4A'da kişileri, evet, ve araçları diyor, tamam, ya. Yani seni durduracak... Aracın kontrolünü diyorsunuz diye düşünüyorum da. Hayır, evet, hayır. Mesela sizi, evet, durduracak. Hayır, böyle başlayacak. Evet. Ya bunu yapamazsın bu arama. Ondan sonra aracın görünen camlar gözüküyor. Burayı içeri gir. Yapamazsın. Orası o şahsın kullandığı özel şu anda da yola çevirmiş arıyor. Ya yanlış. Yani şimdi bakın yani söylemeye çalıştığım husus o anayasaya aykırılık bölümünü bir tarafa bırakırsak yani ben bir sistem kurmaya çalışıyorum. Aramayla ilgili araçların kapalı bölümlerine geldik. İki, gözaltına alma. Şimdi bakıyoruz gözaltına alma ile ilgili düzenleme. Yani sanki yine aranan bu kişi hemen bu anlatımlarla birden gözaltına alınacak. Yok. Yani bir kere suçüstü... Toplantı gösteri yürüyüşündesin. Orayı düşün. Suçüstü. Oradasın bakın, ama. Suçüstü. Şeyi düşün. Yani her olayı toplantı gösteri... Mesela Kadıköy gösteri... Meydanı'nda veya tamam, Taksim'de... Her olayı toplantı ve gösteri ya yürüyüşü... Ya öyle örnek ver. Hani bireysel ama örnekler verdin yani ya. Şimdi demin Fatih Bey de dedi ya hani bireysel haklar. Yani ben yolda giderken yok, ben ne şöyle olacak? Bir bireyi, evet, düşünür müsün Rıza'cığım lütfen? Şahıs Kadıköy Meydanı'nda bir toplantıda veya gösteride ya da Taksim'de. Polis... Dedi ki polis vazife selahati kanunu 4A'sına göre ben seni arayacağım. Aradı ve hadi devam et onunla. Evet sonra. Ben devam edeyim. Evet. Bir önce bir gözaltına devam edeyim. Gözaltına aldıram o şahsı. Bakın gözaltına alması için suçüstü. Tamam toplumsal olay. Dedi hayır, iddian o. Hayır. Ya o iddiayla Türkiye'de yüzlerce insan tutuklandı ya. O zaman ya şu anda da zaten ben şunu ifade edeyim. Daha önce de Rıza söyledim. Bey, sizin dediğiniz gibi bakın, ise çıkartmaya ya gerek mevcut da, yok. Hocam mevcut da otobüslere doldurup neyle götürüyorlar? Ya, savcının yazılı talimatıyla ismen şu kişiler yasa dışı gösteriye katıldılar. Onlar yakalıyorlar orada. Hem yakalama gözaltı, ondan sonraki kısmı gözaltı. Sonraki kısmı gözaltı. Yani savcının yazdığı emri de değil. Hayır, savcının yazdığı emri de değil. Orada o minibüslere otobüslere bindirirken savcının emri yok orada. Bakın yani o polis gözaltına alıyor sonra savcının yönetimi. Bakın polis yakalıyor. Polisin uygun yere götürüp güvenlik içinde savcı polisin alıyor veya alamıyor. Hayır. Gözaltı kararını
mutlaka savcı imzalıyor. Polisin, bakın, bakın polisin. Polis hazırlayıp polis, şey, evet, polisin yakaladığı o polisin tuttuğu an yakalamadır. Yakalama. Ondan sonra araca koyduğu an artık yakalamadan geçer gözaltıdır. Ama savcıyı arayamıyor işte. Yani orada. Mevcut durumda da zaten toplantı ve gösteri yürüyüşten de zaten savcının herhangi bir yazılı talimatı yok. Kaldı ki burada yasa şunu diyor. Suçüstü halleriyle sınırlı olmak üzere. Ve yine kolluk amirinin önceden belirlenecek kolluk amirleri tarafından. Peşin gözaltında duydum hocam. Hocam. Peşin gözaltını da anlat ama lütfen. Evet. Türkiye'de mesela 17 Aralık'ta da en önemli sorun oydu. Yazmış listeyi vatandaş. Diyor ki bunları diyor gözaltına alın diyor. Şimdi daha bakın, yakalama gerçekleşmemiş. Hocam yani çelişmeyin. Kendinizle çelişmeyin. Bakın, yok, siz sistemden bahsediyorsunuz. Sistemden bahsederken ben bir arızayı söyledim. Ama sistemden bir sistem kurulup da beğenmediğiniz bir düzenleme geldiğinde de kişilerden bahsediyorsunuz. O zaman değil ya mi sistem, bu çelişki ya? Bakın ya sistem... Ben 17 Aralık'taki yanlışlığı ya, söylüyorum. Ya sistemden yana olalım yok, ya da kişilerin sistemde... yaptığı hataları eleştirelim. Ben 2005 yani yılında kurulan ceza muhakemesi kanunu birçok yönden eleştirsem bile o sisteme neden sahip çıkılmadığını ve terk edildiğini eleştiriyor. Ve ayrıca gözaltına alınmayla ilgili olarak da her suçla ilgili olarak değil. Yine bir katalog getirilmiş. Okusana o kataloğu bir. Gözaltına alınmayla ilgili. Bu kataloğun... Bir ok Allah aşkına. Bak, bu kataloğun bazı bölümleri de eleştirilebilir. Yani mesela hırsızlıkla ilgili kısmı, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmayla ilgili kısmı, kötü muameleyle ilgili kısmı değiştirilebilir, düzenlenebilir. Yani benim itirazım şu hocam, Fatih Bey, benim itirazım. Yani bu düzenlemelerle Türkiye'de temel haklar, hürriyetler gitti. Yok ya, öyle bir şey, öyle yok bir şey yani. Demiyor ki. Diyorsunuz ama. Ben demiyorum öyle yani, bir şey. Şimdi, ben spesifik madde eleştirisi yapıyorum. Ben söylüyorum. Gelelim tutuk. Yaptık şimdi arandık. Bir soru sorabilir miyim? Gözaltına aldık. Bir tabii. Soru sorabilir miyim? Bak lütfen ya bak çok da severim çok da iyi hukukçusundur. Çok teşekkür ederim sağ olun. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu 100. maddesinde kataloğa bir ekleme yapılıyor. Evet. Diyor ki 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu 33. maddesinde sayılan suçlar. A bendi bile demiyor. B bendi. Suçlar evet. Bak B bendi diyor ya. Ya o B bendi ne biliyor musun Rıza'cığım? Şu ya Allah aşkına. Yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşıyarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek katılanlar ile sadece katılmış. Kanunların suç saydığı nitelik taşıyan ne olduğu belli değil. Afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçleri taşıyarak veya bu nitelikte sloganları söyleyerek veya şey çaldın neydi o tencere tava ses cihazları ile yayınlayarak katılanlara bu cezayı veriyorsun ve katalog suça sokuyorsun. Evet. A'yı değil B'yi. Bunu diyorsun. Kabul ediyor musun? Hayır tutuklarım diyorsun. Evet, bu olur mu ya? Ben de diyorum ki bakın ben de diyorum ki bunun neresi bireyci ya? Yasa koyucu. Bir de terör emrinin kanun 7. yasa maddesi koyucunun, var. Yasa koyucu evet o da var. O da var. Yasa koyucunun amacı ya da yasa tasarısının gerekçesine baktığımızda toplumsal olaylarla ilgili endişem var. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin kötüye kullanılmasıyla ilgili tereddütlerim var. Geçmişte yaşananlar var. Bu nedenle kardeşim eğer sen barışçı, yasaya uygun toplantı ve gösteri yürüyüş yapacaksan gel kapımız açık. Yok eğer niyetin kötü, gözünü yüzünü kapatacaksan, elinde molotofla, sapanla, bilyeyle yani etrafı kıracak, öldürecek, yaralayacak şekilde amaçlarla geliyorsan ben peki protestonun yüzünü kapatarak şey yaparsa? Tutuklama bak, ihtimali var protestosunu yani. Protestosunun yüzünü tutuklama kapatarak ihtimali, yaparsa? Niye evet. Mesela ben bir toplantıya yürüyüşe katılıyorum. Bunu eşim görmesini istiyorum. Veya delikanlı babası görmesini istiyor. Yani kanundan kaçmak falan bilmiyorum. Ama ailesi görmesin. Babası okulda biliyor. Görüp de harçlığını kesmesin diye yüzünü kapamış. Bunda niyet okuma yok mu? Yani, yani sen ya, niyet okuma var ama yani bakın şimdi burada şunu da yasa koyucunun koyduğu yasayı kim uygulayacak? Hakimlerimiz uygulayacak, evet. Savcılarımız evet. Uygulayacak. Yani şunu söyleyeyim size. Bir kasabın elinde bıçakla evinden çıkıp 100 metre ilerideki mezbahaneye giderken elinde bıçakla görülmesi halinde kimse ondan şüphelenmez değil mi? Ama herhangi birisinin elinde bir kocaman bıçakla evinden çıkıp bir kalabalığa doğru gidiyor olması bir makul şüphedir. Bu nedenle şimdi elbette bizim polisimizin de yasayı uygulayacak mekanizmanın da bunu doğru şekilde algılaması lazım. Yani burada hadisenin
başından sonuna kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü de dahil olmak üzere oradaki sergilediği tutumlar da değerlendirilmek suretiyle Türk Ceza Kanunu'ndaki kastla işlenebilen suçlar ile ilgili olarak neticede bir suçun varlığı elbette mahkeme tarafından değerlendirilecek bir husus. Benim sorum şu. Tutuklama bir tedbir. Henüz daha yargılamanın gerçek aşaması oluşmak. Cevap vereyim. Ya tutuklanacak diye bir şey yok. Ya var ama. Hayır, tutuklanabilir diyor. Tamam diyor da katalog suçları biz nasıl uyguluyoruz ya? Hem sistemden bahsediyorsun. Katalog suçları nasıl uyguluyoruz? Tamam yani uygulamasın. Şu ortama koy. Uygulamasın demek mi oluyor mu bu ya? Yani şimdi sen böyle bir yetkiyi niye veriyorsun? Bakın uygulayacak diye. Ya bu yetkiyi niye veriyorsun? Siz bu yetkiyi niye veriyorsun? Açıklayalım. Tamam, neden? Söyle. Bak şu nedir ya? Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi kanunların suç saydığı niteliği taşıyan. Yasa koyucu diyor ki bak, kardeşim toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasalara uygun yap. Ya, yapmazsan toplantı gösteri yürüyüşüne katılmakla tutuklama olmaz ya. Bu yanlış ya. Bak tutuklanma ihtimalin var diyor. Tedbir ya bu. Tedbirin de adaletten kaçma. Bak gözünü seveyim. Molotof kokteyliyle. Bak tutuklama tedbiri adaletten kaçmak veya delilleri karartmak noktasında sadece uygulanabilir. Türkiye bu gerçeği kabul etmiş. Ben de diyorum ki bu gerçek karşında dururken bunu niye sen zorlamayla gidip kataloğa koyup gözüne sokuyorsun hakimin savcının? Ya, yapma bunu. Hocam, tutuklayacaksa, tutuklamaya sevk edecekse zaten eder. Bunun için kataloğa koymaya ihtiyaç var mı? Bunu yaparak algıda seçicilik oluşturuyorsun. Evet. 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 Yanlış ama bu. Ya algıda ya yanlış doğru bakın. Algıda seçici. Bence yanlış. Bakın, sence doğru mu? Bence doğru. Yani tamam. Bence sahip. İnşallah başına gelmez. Sahipten yola çıkıp. Yani avukatlar olarak bir toplantıya katılırsın. gösteriye hocam, katılırsın görürsün. Sahipten yola çıkıldığında. Cübbeli üniformas ayarlar. Efendim? Cübbeli üniformas ayarlar. Evet. Sayabilir. Yani nitelendirmem iddiam bu der. Tutuklanırsın. Bak benim söylediğim bakın, şu. Bak Fatih Bey bakın, ben neredeyim? Türkiye o zaman. Daha tutuklama da. Türkiye bakın çok az gelişmiş. Bir Afrika ülkesi sınıfına değil ya, sokmuyor. Yapma. Lütfen. Aa, bir dakika. Bazen belki dakika, ondan da aşağı olabilirsin. Üstün olabilirsin canım. Bu, yani bu yasa Afrika oraya ülkelerini aşağılama bak. Evet, yok aşağılamıyor. Bu yasa tasarısı oraya şimdi, sokuyor. Şimdi benim söylediğim şu. Tutuklama sen, bir sen tedbir. Sen kendi ülkeni aşağılıyorsun ya, yapma, hocam. Allah aşkına ya. Ben de insan sorunu var bunu kabul ediyorum. Biz de uygulayıcı kötü. Evet, bunu kabul ediyoruz. Denetim sen iyi değil. Kendi ülkenin polisine güvenmiyorsun. Hakimine canım niye güveneyim, niye güvenmeyeyim? Niye ben öyle bir mecburiyet içerisinde? Ama, ben burada vatandaş olarak oturuyorum. Yani akademisyen kimliğiyle oturuyorum ya. Bak, ben sorunlara işaret ediyorum. Programın başından beri değil. Hiç kimseye güvenmiyorum. Ki, ne valiye güveniyorsun, ne polise güveniyorsun. Vali, yasa koyucuya, kime güveneceksin? Allah aşkına vali hocam? Ve kaymakam adli savcının yetkisine soyunamaz yargılama diyorum. Yargılama yetkisini ya verelim o zaman. Yargıyla yürütmeyi, idareyi birbirine karıştırma diyorum. Ben diyorum ki şu tutuklama tedbiri daha başlangıçta yargılamayı bitirmedi. Aa kusura bakmayın beraat ettirdik aşamasına gelebilirsin. Ama sen baştan peşin bir insanı tutuklayıp da kapalı cezaevine koymakla 18-20 yaşında insanları kimseyi yaralamamış, kimseyi kırmamış, kimseyi dökmemiş. Peki. Sırf oradaki toplantıda üzerine giydi veya bir ben söylemeyeyim şimdi bir şey taşıyor elinde. Olabilir ya taşıyabilir hocam, bundan rahatsızlık duyup da bu insanları yine sen tutuklayabilirsin şartlar varken niye bunu buraya koyuyorsun? Yani biliyorsun aslında son düzenlemeyi daha önceki düzenlemeyi ben de eleştiririm. Biz nasıl bir ülkeyiz tutuklama, bak. Tutuklama hakimin takdirinde olmalıydı. Biz nasıl bir ülkeyiz Fatih Bey biliyor musun? Tutuklamada ceza muhakemesi kanunu 102. maddesinin 2. fıkrasında ağır cezalık işlerde süre var. Süre esasında 2+1 yıl. Fakat biz onu ne yaptık ettik meclis tartışmalarına rağmen ya dedik ki biz kısa sürede makul sürede insanları tutuklu da olsa yargılayamıyoruz. 2+3 kabul ediyoruz ya. Uzatma süresinin terör ana süreden hariç. Onlara girme. Olağan ağır cezalık işlerde bile bunu bile kişi hak ve hürriyetleri aleyhine yorumlayıp Yargıtay karar çıkarabiliyorsa bu tip düzenlemeleri koyup mesela beni yakaladığı Rıza'nın şu. Şunu diyor. Efendim sen kendinle çelişiyorsun. Niye çelişiyorsun? Efendim işte burada yetki vermekle bu yetki verildi hemen kullanılacak mı demek? Savcıya hakime güvenmiyorum. Ya ben diyorum ki savcının hakimin zaten soruşturmaydı, şuydu, buydu yetkisi var. Tutuklama zaten çok nazikken, biz bu kataloğa karşıyken, bu katalog Almanya'dan getirilmiş ama Almanya gibi uygulanmaz iken, kataloğu ve varsayılabiliri, varsayılır gibi algılayan bir sistemin içine koyma diyoruz. Uygulama bu konuda zaten hatalı. Bununla şunu, şu sonuca varıyorum. Arama, yakalama, gözaltı,
tutuklama paket servis diyorum ben bu konuda ama ülkemizin yargı sisteminin geldiği noktadan daha iyi noktada olduğunu olacağını düşünüyorum gerçekten. Olacağını düşünüyorum. Yok gerçekten çünkü hakikaten daha devam ediyor sıkıntı. Tutuklukla ilgili çok önemli tartışmalar yaşandı. Hele hakimin savcının coğrafi teminatının olmadığı bir ülkede. Bitirsem müsaadenle hocam. Aman yani. Yok hakimin savcının coğrafi teminatının olmadığı bir yerde işte bağımsızlık tarafsızlığı. Evet, inşallah. Evet. Efendim? Coğrafi teminatımız tayin. Tayin tabii. Neticede ümit ederim. Hocam sen bir şey sorayım. Bu sınavda öğrencilere soru sorduğunda onların cevaplarını sen mi yazıyorsun? Bir soru soruyorsun cevabını ben veremiyorum. Cevabını yine siz veriyorsunuz. Ya şimdi ben tabii valilikle ilgili yine hocam araya girecek diye konuşsam mı konuşmasam diye çekiniyorum. Valinin az önce arama, gözaltı, tutuklama kısımlarına elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Bir kere tutuklama yani kimse durduğu yerde aranmayacak. Bu yasal düzenleme bunu getirmiyor. Hiç kimse arandı, bir şey bulundu ya da yani bu sistematik içerisinde o suçüstü halleri ile sınırlanmış bir gözaltı değişikliği getiriliyor mevcut sistemimize. Yani zaten ceza muhakemeler kanunu konuşmuyoruz burada. Keşke esasen. Kaldırmasalarmış. Kimse yani suçüstü hali olmayan bir durum nedeniyle gözaltına alınmayacak. Bir silah olmayan çarşı grubuna bile darbiye teşebbüsü dava açtık. Bir parantez açabilir miyim? Ya. Bakın. Ya Allah aşkına yapma. Bir dakika Ersin Hoca. Şimdi bakın, sen çarşı grubuyla ilgili neler olduğunu biliyor musun hocam? Neyi biliyor? Açılan bence davadaki iddianameye bakarak. O davayı biraz daha farklı bir gözle bakmak lazım. Farklı gözle değil. Biz iddianameye ve delillere bakarız. Bağlantıların nerede olduğunu bence... Yapma. Sen bence iddianameyi bir oku. Bir oku iddianameyi. Boş bir iddianame. O iddianameyi okudum. Nasıl bir iddianame? O iddianameyi okudum. Biliyorsun bir şey söyleyeyim. Evet. Çarşı grubuyla ilgili soruşturma hala tamamlanmış değil. O taraftar gruplarıyla ilgili. Yeni soruşturma, işte bak böyle. Yeni bir soruşturma doğru, da doğru çarşı yapılıyor. Grubunu böylece bastırdın ve açtığın davayla sonucu esasına ulaştın. Şimdi ben bir şey soracağım. Davanın sonucu neyle bitmiş hocam. Önemli değil ki. Fatih Bey bak bir şey soracağım. Şimdi diyor ki Sayın Saka bu herkes aranmayacak. Merak etmeyin. Biz de biliyoruz. Hakikaten herkes aranmayacak. Ama bir gösteri yürüyüşüne gidilecek ve o sırada bu aramalar yapılacak. Değil mi? Şimdi bakın toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ateşli silahlar veya havai fişek falan filan diye saydıktan sonra bu tür maddeleri taşıyarak veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesaire yani. Bak işte onu söyleyecek. Vesaire unsurları örterek katılanlar 2 yıldan 4 yani yıla kadar hapis. Yüzünü kapatmak. Evet. Şimdi bakın buraya ve dese ben diyeceğim ki hem ateşli silah taşıyor hem yüzünü kapatıyor. Tamam. Ve ses çıkartmayacak. Ama olabilir. Doğru. Tamam doğru. Ama sen bunu veya de diyerek sadece yüzünü kapayanlara 2 yıl hapis. Burada ayrım yapılmamış olmasında katılıyorum yıl. Size. 2,5 yıl Celal hapis Bey, ya. Celal Bey. Baştan yani, izah ettik ya bakın, hareketsiz suç burada, olmaz. Burada, yani burada duruşuna... özellikle kimliğini gizlemek suretiyle yüzden tamamen veya kısmen katılanlarla silahla katılanları bir toplantı ve gösteri için aynı ağır cezayla cezalandırılmış olmak mesela çok makul değil yani katılıyorum bak, bir şey daha size. Burada bir ayrım yapılmalı. Diyelim ki bir başörtülü ve yüzleri tamamen kapalı insanlar da kadınlar da katılabilir. Yani siz bakacaksınız ondan sonra niyet okuyuculuğu veyahut da kastını arayacaksınız. Sen yüzün acaba kimliğini gizlemek için mi kapattın? İnancın gereği mi? Zaten ama olmaz yani. Terörle mücadele kanunda zaten var bu. Bu ayrı. Ya, ama hayır yani sanki yepyeni bir düzenleme getiriliyor gibi düşünmeyelim. Zaten o eleştiriliyor. O terörle mücadele kanunu 7. maddesi o eleştiriliyor. Diyelim ki kara çarşaf giydiler. Hatta ben size bir söyleyeyim mi? Hadi bugün olmadı yarın hükümet değişir o da çarşaflara getirilir. Ben size bir söyleyeyim mi? Mesela toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu ihlal ettin mi? Terörle mücadele kanunu ihlal ettiysen ikisinin birden uygulanması da söz konusu. Hatta Yargıtay yeni bir karar verdi öyle. Cezanın miktarı öyle ciddi seviyelere geliyor. Yani bir şey daha terör örgütüyle ilgili. Bunu da atlamayalım diye bir şey daha ama söyleyeyim. Ama sizin tespitiniz çok doğru. Ve oraya V'yi koyacaksın. Ya bu olmaz. Tamam bak ve ya da
cezaya da artıracaksın orada. İkisi ya, ceza, var zaten ceza. Bir şey daha. Cezayı arttırıyor biliyorsun. Kimliği evet. Kapatıyor. Saka. Şey, evet. Bak bir şey daha. Yeni koyulmadı. Bir de yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem, işaret taşıyarak falan filan diyor. Söyleyerek veya ses cihazları ile yayınlayarak katılanlar 6 aydan 3 yıla kadar hapisliyor. Yani bir defa kanunların suç saydığı niteliği taşıyan diyor ya. Ya bu o insanları korkutuyorsun ki, sen. Diyorsun evet, ki yapma canlı ki. Evet. Şimdi bakın Güneydoğu'da APO'yu fotoğrafını taşıyorlar. Tamam mı? Bu onun kapsamına toptan girdi. Aynen. Sen devlet olarak hem ses çıkartmıyorsun hem zaten koruyorsun. Zaten evet, İstanbul Saraçhane'deydiler. Hayır şey hem de bunu getirmeye çalışıyorsun. Barış Çorbaz onları mesela onu zaten suç o biliyorsun. Yani 30 evet. Maddede suç şimdi evet, aslında ama sen bunu ama koyamazsın. Ama orada yani. Toplumsal inancı tedarik edecek şekilde o kuralı tatbik etmiyorsun. Evet. Bir anlamda diyorsun ki buna biz esasında bir anlamda metrukiyet deriz ceza hakkında. Ya metruk hale getiriyorsun maddeyi. Diyorsun ki ya var böyle bir kanun. Mesela eskiden gazeteleri kese kağıdı şeklinde pazarlarda kullanma fiili de suçtu. Evet. Ama sonra meşrulaştı. Kanun orada durdu. İhlaller burada. Buna biz ceza hakkında hoş da değil ama metrukiyet deriz. Bu, anladığım kadarıyla Güneydoğu'da, Doğu'da var olan ceza kuralları, ceza yargılaması kuralları uygulanmaya kanaatim odur ki devlet orada etkinliğini kaybedecek. Veya kaybetti. Yanılgınız şurada. Bu bölgesel değil. Grupsal yani mesela aynı kişiler İstanbul Gazlıçeşme'de geçen hafta Saraçhane'de falan ya yani onlara evet. Karşı herhalde karşı. Özellikleri var onların dokunulmazlıkları onlar ayrı dünyanın insanları ülkede eşitlik yok yani anayasanın 10. maddesi onlar için rafa kalkmış durumda. Şimdi biraz daha ileri biraz mesela ben bu yasaya Abdullah Öcalan karşı çıkarsa değişir diye düşünüyorum mesela kendi adıma. Öcalan derse ki bu yasa barış sürecini sona erdirin derse eskiden genelkurmaya bakılıyordu şimdi o tarafa bakılıyor. Ben de diyorum sen uygulayamayacağın yasa yap. Bakın bak, aslında bunu da uygulayamayacaksın orada. Problem şu. Yani bu yasayla ilgili hani Celal Bey güzel bir noktaya temas etti. Yani silahla girenle yüzünü kapatanı aynı kefeye mesela, koymuş olmak hatalı. Ben Fatih şuna, Bey şeyi fakat söyledi. Silahla şu, katılan ile plastik çöple katılan aynı ceza. Aynı evet. Problem şu. Yani bir işte konuşma kültürümüz eksik. Yani şimdi diyor ki HDP'de işte CHP'de efendim biz bunu sokaklara ineceğiz. Sokakta bunları tartışacağız. Ya bir konuşalım. Yani mecliste konuşun, komisyonda konuşun. Mesela yani komisyonda bile doğru düzgün tartışamadı. Yani şimdi bakın ya bu düzenleme aslında gerçekten. Hatırlar mısın milletvekili adaylıklarını yakıp yıkmadın mı? Yalnız bak Sayın Saka. Ya nasıl bir şey söyleyeyim. Bak, şöyle, ben başlangıçta, şöyle bir şey oluyor. Özür dilerim. Ben başlangıçta evet. Söyledim. Bak hem muhalefet evet. Hem iktidar daha çok algı yaratmak yerine çok ciddiyetle bu işleri konuşmak zorundalar. Evet konuşmak ama zorundalar. Ama evet. Başbakan çıkıyor diyor ki bonsai ye diyor karşı mısınız diyor. Bakın, başbakan da onu yaratıyor. Evet yani böyle bir evet. Şey olmaz ya. Bu öyle kabul söyleyerek ya. Bir bütün ve ya ama şöyle bir problem yanlış. Var. Fatih siyasi Bey, sözler hocam tabii geçen gün bir polis işte birisini hı. Vurduğunda işte makul şüphe çıktı polis bir vurdu diye bir haber dinledim yani ulusal bir kanalda yani şimdi hiç ilgisi yok, yani yok makul değil, şüpheyle onlarla, makul hiç şüphe aramayla yok. Ilgili fakat işte yani böyle bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor yani aslında şu ama hususta ama geçen gün bir polisin muhtemelen televizyondaki görüntüsü hoş değildi gazı evet. Sık evet, boynuna yani evet. Allah aşkına şimdi bugün internette ya. Bir görüntü dolaşıyor polisler bir yere hoş işte, görüntüler değil bunlar da yine gazla mazla falan filan bir tane vatandaş da polislere destek amaçlı çekim yapıyor helal olsun abi yürü mürü falan filan diyor polis dönüyor adama bir girişiyor çek falan diye küfür ederek adamı da onu da dövüyor güzel ben bir isterseniz bağlayayım bitiremedim Fatih Bey yani buyurun. Şunu tekrar yani vatandaşlarımızın da bilmesinde fayda var. Yani bu hiçbir şekilde vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını, güvenlik hakkını zedeleyen bir düzenleme değil. Mevcut zaten yasalarımızda bakın, yasalarımızda arama düzenlenmiş. Ama yani şeye bugün eleştirecek Celal olursak, evet o kısma katılıyorum. Yani arama etraflıca düzenlenmiş, gözaltına alma, tutuklama vesaire. Elbette bunlar içerisinde, mevcut düzenlemeler içerisinde eleştirebileceğimiz, karşı çıkacağımız düzenlemeler olduğu gibi şu andaki önümüzdeki düzenlemeler içinde
yönünde karşı çıkacağımız düzenlemeler olabilir. Mesela ya bir şey daha söyleyecektim. Valinin bu soruşturma yetkisine katılması konusunu ifade edecektim. Doğru, hocamın da sizin de söylediğiniz gibi. Hükümet mensubu. Yasama, yürütme, yargı işte birbirinden kuvvetler ayrılığı sistemine aykırı bir durum gibi gözükmekte, ancak yani şunu da unutmayalım. Bir ülkemizde henüz adli kolluk ve idari kolluk müessesesini oturtamadıysak, yasal hale getiremediysek, bence bunu eleştirmemiz lazım. Ben şahsen bugüne kadar en çok eleştirmemiz gereken herhalde gücü kaybetmek istemiyor. Siyasi iktidarların kaybetmek istemiyor. Doğru. Hayır, siyasi iktidarların sanki ilçe başkanı, il başkanı gibi çalışan valiler ve kaymakamların bulunduğu bir ülkede bu yasanın neler getireceğini düşünebilir misiniz? Şunu söyleyeyim. Yani ben burada mesela daha makul bir düzenleme getirilebilir. Yani lüzumu halinde demiş mesela yasal düzenleme. Bakın mevcut düzenleme. Ya savcı gidip de su işlerine karışıyor mu, elektrik işlerine karışıyor mu ya? Bakın kolluğun İdari amiri konumundaki vali zaten mevcut durumda. O de facto. Bu işlerin içerisinde. De facto ama yani bunu niye meşrulaştırıyorsun ya? Yani kanunla koyma ya. Ya zaten var olan bir idari, bakın amirlik söz konusu. Ya i̇dari amirlik. Yani sonra biz bunu kendi kendimize diyoruz ki adli kolluk, idari kolluk. Kolluk amiriyken yani birdenbire yargının da amiri pozisyonuna geçiyor. Oradaki mesele yok, o. Yani yalnız burada bakın. Yok olması kötü aslında. Bakın yani az önce hocam şunu söyledi. Ucundan acık yani başladıktan sonra gelir gider. Bu kolluk diyor, bu emirleri mevzuata uygun, usulüne uygun olarak yerine getirir. Bak, hiçbir öyle, kimse, bak şurada yazan anayasanın 6. maddesi ne yazıyor? Hiçbir kimse veya şey organ yapamaz. Kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Vali, adli kolluk, adli kolluğa emir verme, soruşturma açtırma, delil toplatma yetkisini nereden alıyor ya? Siz bu yasa düzenlemesinden nereden çıkarıyorsunuz bunu? Nereden çıkarıyorsun? Anayasaya aykırı. Hayır. Ya, nereden soruşturma açıyor? İşte burada başlıyor. Bak, lüzum halinde kolluk amiri suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için gereken acele tedbiri alınması için doğrudan soruşturma emri verecek. Soruşturmayı nereden açıyor? Savcının açtığı soruşturma mı yapacak? O zaman bak, bir yanlışlığın daha var. O zaman savcının açtığı soruşturmaya kaymakam müdahil mi olacak? Bakın buradaki düzenleme soruşturma açmak. Savcı o işi yapar, savcı emir verir. Kaymakamın ya da valinin bir soruşturma açması. Ama polis soruşturma açamaz ki. Birisini tutuklaması, birisini gözaltına alması değil. Bak, ceza muhakemesi bununla ilgili bir suç işlenmiş. Bakın hocam, bir suç işlenmiş. Bakın bir suç işlenmiş. Bir saniye konuya hepimizin anlayacağı şekilde bir ortaya koyayım. Bir suç işlendiği iddiası var. Bir suç işlendiği iddiası var. Bir suç işlenmiş. Savcılık harekete geçmemiş. Tamam mı? Emniyet harekete geçmemiş. Evet. Valiye intikal etmiş konu. Evet. Kaymakama intikal etmiş konu. Bu yasa maddesinin vallahi düzenlemesi şu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına diyorum ki bir saniye. Valinin yapmadığı yolsu elektrik işlerinin hepsine müdahale etsin. Hepsine etsin. Ya, siz bu yasayı böyle mi algılıyorsunuz? Bak, ceza muhakemesinin 160. maddesi. Cumhuriyet Savcısı ihbar veya başka bir suretle bir suç işlendiği izlenim veren bir hal öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. 160. Başladıysa sorun yok. Vali bunu savcıya haber verecek. Bakın, kolluğa emir veremez. Başladıysa zaten İstanbul sorun yok. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını arayacak vali. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısını arayacak. Bir telefon mesafesinde. Savcıya yargıda geçmemize gerekmez mi efendim? Asla. Tabii. Vali, savcı da başsavcı edecek ki şöyle bir suç işleniyor. Durum var, bilginiz olsun. Var. Yazacak bunu, yazısını. Bunu arkadaşlar takip ediyor mu? Bitti. Sorabilir, yani, edebilir. Savcıya da bildirebilir ancak yani valinin. İşte bak, valiye bu yargı yetkisi vermektir, tanımaktır. Yok, yargı yetkisi değil bu. Yani bak, kesinlikle. Bir hüküm daha geliyordu da Allah'tan onu kaldırdılar. Yani bir ilde, ilçede karışıklığın olup olmadığını tayin takdirini anayasa maddi 120'deki olağanüstü hal gibi vali kaymakamı da yorarlı. Elbette tabii. Savcının yetkisini bir kısmını veriyorsun valiye burada. Yani kolluk amir ve memurlarına zaten bakın hocam, yani zaten amiri olduğu kolluğa eğer savcının harekete geçmediğini görüyorsa vali, lüzumu halinde kanun valiye bu yetkiyi veriyor.
Bak şu yetki doğru yani, olabilir. Talimat ver bak, diyor. Ancak başka şiddet bir şey yapmıyor. Bak, ancak şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylara yönelik alınan tedbirlere, işte tebliğ olunan kararlara aykırı davrananlar 3 yıldan 1 yıla kadar. Açık suç hükmü deriz biz. Anayasanın bu şey kabahatler kanundaki 32. maddesi. Bu ayrı ama diğerinde siz diyorsunuz ki bir suç işlendiği iddiasından sonra ülkenin savcıları orada dururken efendim idari kollukla adli kolluk ayrımı yok. Tamam. Evet. İdari kolluğun amiri de vali olduğu için kaymakam olduğu için emir versin soruşturmayı aydınlattırsın. Yani Cumhuriyet Savcısının orada ne işi var? Ne yapıyor o zaman o? Bakın. Oturup yani, da şeyinde yani koltuğunu mu ısıtıyor ya? Suçun aydınlatılması ve suç failine bulunması çerçevesi. Fatih Bey olması bakın, gerekeni çerçeveyi gördünüz bak, olması mi? Gerekeni konuşuyorsak. Hakimler ve savcılar yüksek kurulda ayrılmalı. Savcılar adliye binasından kesin çıkıp olarak, ayrı yer olmalı. Bunları konuşmuyoruz. Kesin bu akşamın olarak. Konusu olmadığı için söylemiyorum. Kesin yara olarak. Büyük de. Ama ben şunu söylüyorum. Diyorum ki siz 5271 sayılı kanunu getirdiğiniz dönemde ceza mahkemesi kanunu hey 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 diyerek Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Bu kanuna ihtiyacımız var. Türkiye bundan ondan sonra zaten büyük onun acı günler. Faturası evet. 2013 yılının sonunda özel yetkili mahkemelerle hükümet tarafından denildi. Ya biz ne yaptık? Ne yaptık? Anlıyorum onlardan dönüşü de. Ama benim anlayamadığım Cumhuriyet Savcılığı denilen Cumhuriyet bak Cumhuriyet'in savcıları bunlar. Adına Cumhuriyet Savcı değil, aynen öyle. Bunlar suç takibi yaparlar. Bu benim anladığım sistem şudur. Bireyler biz yaşarız buralarda. Hak ve hürriyetlerimiz var. Doğuştandır, anayasayladır, kullanırız. Bir de bunların emir ve yasaklarla kısıtlandığı noktalar vardır. Bu da başkalarının hak ve hürriyetleri alanlarıdır. Yoksa kamu otoritesinin yetkisine güç katmak değildir. Oralara müdahale ettiğin iddiasında eğer önleyebiliyorsan amaç önleyici kolluk, idari kolluk, önleyemediğin zaman Cumhuriyet Savcıları devreye girerler. Hayır, bunların de... bunların yetkileri vardır. Ceza muhakemesi kanunu kaldı ki buna da şikayetçiyiz biz bundan adli, da yani. Adli mahkemelerin kurulması, Cumhuriyet Savcıları'nın yetkinin tanınması kanununda bunlar var. Bu sistemi kurup savundun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe koyduktan sonra güzel işleyen bir sistem. Eğer kötü işliyorsa da bunu açıkla diyorum. De ki Cumhuriyet Savcıları işlerini beceremiyor. Beceremiyor. Ben savcılara güvenmiyorum. Gözaltını beceremiyor. Savcılık teşkilatı bak, ele geçirmiş. Bunlar olabilir diyorum. Olabilir. Ben işte diyorum ya savcılara yani siz, güvenmiyorsun. Fatih ama Bey siz sistemi güveniyorsunuz. Sistemi yamalı bohçaya çeviriyorsunuz. Yap boz tahtasına dönüştürüyorsunuz. Yani biz suç ceza hakimliği meselesini dedik ya bu özel yetkili mahkemeler kendilerini ayrı görüyorlar. Yapmayın. Biz sorgu hakimliklerini kuralım. Ama bunu söylediğimiz zaman dilimlerinde kurmayın. Eğer bunu 2014 yılında kaça kaça 6 Mart'ta kurduğunda millet bunu farklı anlıyor. Hayır, sen diyor bunu sorgu olarak kuruyorlardı vazgeçti. Yani, öyle. İşte bak. İşte mesela bu ormanların yanmasında orman suçlarının cezasını arttıralım. Bilmem ne olduğunu arttıralım. Böyle siz istikrar kazanamazsınız. Böyle sistemleşemezsiniz. Şimdi idamı tartışıyoruz tekrar. Yani başka şey de tartışıyorsun. Yani idamın savunulması meselesine gel. Bana soruyorlar diyorum ki idam cezasını, ölüm cezasını taraftar bir hukukçu olsam da şu anda bunun beyhude olduğu gerçektir. Aynen, evet. Mesela bağlı olduğun sistemi, uluslararası sözleşme. Allah'tan onun terk edememizin sebebi ne biliyor musun? İç hukukta değil. Dışarıdan geldiği için. İçeriden olsa bak kaldırılabilirdi. Gelebilirdi. Muhtemelen evet kaldırılabilirdi. Mesela şey hadımlığı tartışıyoruz. Yani seçim 10 gün kadar diyorum ki, hiç değil yani. Bir milletvekili çıktı ya biz bunu getirmedik mi dedi. Ya dedim ki neyi getirdin? Hadım etmeyi. Ya dedim sen bunu yapamazsın ki. Yani bağlı olduğun uluslararası bataklığı kurutmak yerine sivrisineği öldürüyoruz. Bizde uslandırma sistemi var ceza hakkında. Bak ya bu sistemdesin. Benim söylediğim dikkat ederseniz konuşmanın başında sistem. Sistem başka bir şey değil. Sen ceza hukukunu uslandırma sistemi üstüne kurmuşsun. Topluma tekrar kazandırma. Kalkıp da yok bu bilmem ne, şu bilmem ne akıl hastanesine yatırıp tedavi ettirirsin. Değilse onu bir gün topluma döndüreceksin. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bile diyor ki hiç diyor koşulsuz da olsa salıvermeyeceğin, koşullu salıvermeyeceğin insanı bile diyor en geç 25 yılda bir Winter kararıdır İngiltere. Okumayan varsa okusun. 25 yılda bir topluma denetimli de olsa dönüp dönemeyeceğini tartışacaksın. Non parol sistemini siz Avrupa'da kabul edemezsiniz diyor. Burası doğru. Amerika Birleşik Devletleri değil. Burası kıta Avrupası. Ama şunu diyebilirsin. Arkadaş bu sistem bize uymuyor. Uyuyor. Kapatalım. Yine bir kısa ara vereyim. Evet. Ardından rahat rahat devam edelim. Şimdi Ersan Hoca bugün birçok şey. Ersan Hoca bugün çok dolmuş. Evet, her şeyi söylüyor. Ben Ersan Hoca'yı ilk defa evet, bu kadar şey gördüm. Şimdi, gerilimli gördüm. Evet, evet, evet. Rıza Bey de öyle gördü galiba bugün. Ben de çok gerilimli gördüm. Evet. Gerçi ben Ersan Hoca'ya katılmıyor değilim. Onu da söyleyeyim yani bazı açılarda. Çok katılıyorum. Ersan Hoca'yı da bu kadar tedirgin eden bir düzenleme evet, varsa Ersan Hoca, gerisini bırakmıyorum. Yani. Şimdi bakın, Türkiye'nin
hızlı bir şekilde normalleşmeye geçmesi lazım. Özel yetkili mahkemelerden söz ederek bir noktaya geldik. Onun mağdurlarının ve ailelerinin mağduriyetlerinin yaşandığı bir noktadan çıktık. Ölenler, intihar edenler, evet. Hastalananlar. Şimdi nedir yani bu bir siyasi iktidar bence demokratik bir siyasi iktidar olup olmadığının ölçüsünü yargıyla kanıtlamak zorundadır. Yargı sistemiyle kanıtlamak zorundadır. Eğer hukukun üstünlüğü ilkesine ve yargının bağımsızlığı ilkesine özen gösteriyorsa, bunu kendisine karşı olsa bile korumaya çalışıyorsa, o ülkede ve o demokrasi vardır. O iktidarda demokratik bir iktidardır denebilir. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, bütün bu dediklerimizi gerçekleştirmeye çalışan bir siyasi iktidar olduğu zaman, Türkiye giderek yavaş yavaş normalleşmeye dönecektir. Ama tam tersini görüyoruz. Yani siyasi iktidar güç kazandıkça gücüne güç katmak istiyor. Ama hep öyle midir? O doğrusu bu değil. Doğrusu bu değil. Doğrusu bu değil. Ama ne yazık ki yani peki bu siyasi iktidarın cumhurbaşkanının, başbakanının hukuk danışmanları var. Daha önce kendisine hukuk danışmanlığı yapmış, şimdiki olayların yanlış olduğunu söyleyen hukukçular var. Bunların sözlerine niye itibar edilmez? Niye Türkiye hızla normalleşmeye gidilmek istenmez? Şimdi bağımsız bir yargı olsa inanın bu söylediklerimizin birçoğunu eleştirmeyeceğiz. Ama bizim yargıya güvenimiz kalmadı. Yani dün yargı içerisinde çöreklenmiş bir çete, bugün siyasi iktidarın arka bahçesi bir yargı. Yani bunları söyletmemek gerekir, bunları söylememek gerekir. Bunun için de bakın burada da bu yasada da düzenlenmesi gereken olumlu birçok yön var. Olabilir. Ama bunlar karşılıklı diyalogla, muhalefetle bunlar görüşülür, ortak davranır. Şimdi ben düşünüyorum, evet yüzüne poşu takmış, molotof kokteyli atan ve demokratik bir şeyi, mitingi bu amaçla provoke eden birisi aslında demokrasi yandaşı birisi değildir. Bunu kabul ediyorum. Ama ben. Şimdi Celal Bey bakın, şimdi Türkiye'de şöyle sorunlar da var. Poşu takmış, molotof kokteyli atan dediğiniz olaylardan bir tanesinde Serap isimli genç kızın ölümüne sebep olan sebep olan molotof olayda molotof kokteylin suç sayılması gerekir başka, zaten. Başka kişisi, evet. Sayılması gerekir ama evet. Şimdi bir olay yaşadı. Serap öldü belediye otobüsünde. Evet. Şimdi Serap'ın ölümüne neden olan molotof kokteylini atan kişinin bir güvenlik kurumunun istihbarat elemanı olduğu söyleniyor, iddiası ayyuka çıktı. Bununla ilgili soruşturma bile yapılmıyor. Evet. Bakın bunlar önemli işte. Demokratik bir ülkede bunlar soruşturulacak, çıkacak. Ben şunu kastediyorum. Direniş bir ülkede, direniş hakkı çok önemlidir. Demokrasinin temel haklarının temsilcidir. Evet, olmazsa olmaz haklarından birisidir. Tabii canım, size kötü muamele yapana şimdi, direnirsiniz. Şimdi direniş hakkını kullanan insanlar içerisine poşulu, işte efendim molotof atan insanlar girdiği zaman direniş hakkı olmaktan çıkıyor. Bak burada hem fikiriz. Tamam mı? Ama siz bunu önlemeyi böyle polisiye tedbirlerle almaya kalkmayın. Yani tam tersine özgürlükleri genişleterek, özgürlükleri, bireysel özgürlükleri özellikle genişleterek bunu empoze etmeye kalkarsanız toplum yumuşama yaşayacaktır. Ve inanın bakın o dediniz ya, bir takım örgütler çıktı, kültür merkezine pankart astılar. Bunlar hangi aşamada çıktı biliyor musun? Polisle normal vatandaş oradan çekilmeye başlayınca. Polisle direnen legal vatandaş arasında kavga, sürtüşme çıkmaya başladığı zaman sızdı. O zamana kadar yoktu. Zamana yoktu. Evet. Bunlara dikkat etmek gerekir. Söyleyeceğimiz bu. Vallahi ben net olarak şunu söylüyorum. Yani belki heyecanımdan, belki hani tartışma ortamının bana verdiği hararetten, ama benim yaptığım tespitleri şöyle derleyip toplayıp düşündüğünüzde hukuki tespitler olduğuna inanacaksınız. Ben yargının arka bahçe olacağını, yargı mensuplarının da buna izin vereceğini asla ihtimal vermiyorum. Çünkü yargı milletin yargısı. Öyle olmazsa zaten kimliğini kaybeder. Devletin, hükümetin, grubun, paralel yapının, kimse işte isimlendirilmeyen bir gücün yargısıysa zaten yapacak bir şey kalmamış. Ama Türkiye'de benim gördüğüm ikili bir durum var. Bir, olağan vatandaş mı dersiniz adına?
Yoksa hakikaten bir ideolojik açıdan farklı düşündüğü için, işçi olduğu için haklarını alamadığından, başka sıkıntılarından çıkıp gerçekten ifade hürriyeti kısıtlandığından protesto edenler, yürüyenler, edenler mi dersiniz? Bunları ayrı bir yere koyacaksınız. Bir de Türkiye'de çözüm süreci adı altında bunu kullanmak suretiyle bugüne kadar gittikçe artan dozda şiddeti kullanan, dediğiniz o manzaraları, Molotov kokteyli esasında nerede kullanıldığını bir önce bir tespit edelim. İstanbul'da kullanıyor da kim kullanıyor bunu? Hani ya bir kere Molotov kokteyli bir toplantının bir unsuru olamaz. Bir saniye ya. Tamam. Şimdi bu noktada kimsenin itirazı yok. Bak ben biraz önce size okudum. Allah'ın İngiltere'sinde 1875 yılından itibaren zaten çok ağır cezalar. Hatta bulundurmak bile 14 yıllık ceza. Onları biraz önce söylemedim size. Bunların hepsini kanun kitaptan okuyup getirdim. Örnek müebbete varan cezaları var. Olabilir. Parmak gidersiniz mesela yurt dışından, efendim işte İsviçre'den, Fransa'dan girmeye kalkarsınız. Sizin avukatsınızdır, kim olursanız olun. Bir anda tipinize bakar, oradaki görevli parmak izinizi alır. Verinizi tespit eder. Bazı hususları anlayabiliyoruz. Şimdi mesela bugün araç kiralamalarda kimlik tespitinin yapılması şudur. Doğru ama, bir şey ama. Efendim? Doğru bir şey ya. Yanlış da diyebilirsiniz. Uyguluyorsunuz diyorum. Biz burada neyi tespit ettik? Dedik ki bunları iyi ayırmak lazım. Ama bir tarafta siz belki bildirimsiz, belki olmaması gereken yerlerde bile ama şiddete başvurmak için toplanan, bağıran, çağıran hatta meclise yaklaşan insanlara en sert tedbirleri uygulayacaksınız. Ama diğer yerde gidip Molotov kokteyliyle size saldıran, eden, canınızı, malınızı yakıp yıkana hoşgörü müsamaha göstereceksiniz. İnsanlar şu anda inanın Rıza Bey bunu anlayamıyor. İki ayrı ülke, iki ayrı adalet. Bak bir sorun bu. Şu anda millet bak açık ve net söylüyorum. Bizi seyredenlere anket yapın şu anda. Milletin bir anlayamadı bu. İkincisi de şimdi orada anlaşıyor Ersin Bey, orada anlaşıyor bir şey yok. Ya anlayamıyor millet. Ben size anlatayım ya, anlasınlar mı? Komşu bir ülkede şey hakları yok. Bizim emniyet kuvvetlerinin ve bizim askeri kuvvet orada misafir güç olarak bulundukları için şey hakları yok orada. Ya o şey 6500 yok öyle söylemiyor. 6551 sayılı kanuna göre 6551 sayılı kanuna göre terörün sona erdirilmesi hakkında bir kanun çıktı malum bir yıl önce. Bize anlatacaklar herhalde yakın zamanda bekliyoruz. Kamuoyuna aydınlatma platformu var ya KAP deniyor. Buradan da biz bir aydınlatma yani ne görüşülüyor ne ediliyor. Artık ama bak şunları geçtik. Oradaki sorun bak Fatih Bey şunu geçtik. Suç örgütü veya terör örgütünün lideriyle suç örgütü olduğu cezalandırıldığı tespit edilmiş, Yargıtay kararıyla tasdik edilmiş insanlarla görüşülme yapılmasını bunları şunlar geçtik artık. Ben onları şurada tartışmıyorum artık. Onları bakarız zaman ne yazacak tarih göreceğiz ne kim ne sorumluluk size alacak orada. Size kalsa siz onda tartışırsınız da. Ya tabii evet. Tartışırım. Yapılan yanlış orada. Evet. Ben görüşmeye karşıyım. Söylüyorum bunu. Ama ben şunu söylüyorum. Tamam iyi olan onu mu diyorsunuz? 2002 yılında sona erdi, etti, etmediği işin tarihçesine de bakmıyorum. Bu Balyoz'da Ergenekon'da yapılanları da bir projenin unsuru saymıyorum. Hadi bir şey hataları olmuş. İnsanlar 4 yıl 5 yıl içeride kalmışlar. Bunları da geçiyorum. Ama benim anlayamadığım şu hukukçu olarak. Kural hepimiz için aynı kural. Anayasa aynı. Kanunlar aynı. Niye burada uygulanabilen, cesaret edilebilen, biraz önce Sayın Altaylı'nın söylediği gibi belli gruplar, belli mihraklar yönünden tatbiki imkansız hale gelebiliyor. Bu müsamahayı göstermenin gerekçesi çözüm süreci ise yarın birileri çıkıp da bizim çözüm süreçlerimizde de aynı müsamaha gösterilmelidir denildiğinde bir, bu çözüm süreci sonuca ulaşmadığında bunun alternatifinin ne olacağına da bu toplumun oturup masada konuşması gerekir. Ben de diyorum ki şu 6551 sayılı kanunu hükümet çıkarttı. Zannediyorum onun 2 veya 4. maddesinde kamuoyunun aydınlatılacağı, kamuoyunun bu konuda bilgilendirileceği söylüyor. Yani bunun söylendiği madde numarasında hatta söyleyeyim ki hani afaki konuşmuş olmayalım. 2. maddesinde deniyor ki bu kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile kanunla terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, bu kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlar. Doğru vereceklerdi. Zamanı gelmedi evet. Demek ki. O zaman yakın zamanda herhalde sonuçlanacak ve bize tahammülsüz bir şekilde bekliyoruz. Çünkü ben geçen hafta sonuçlanacak diye bekliyorum, sonuçlanmadı. Ben anayasanın ilk 3 maddesinin tartışmaya açılacağı hiçbir oluşumun içinde olmayacağım. Bir Türk vatandaşı olarak. Bak söylüyorum net olarak bunu.
Yani kalkıp da bizim önümüze anayasa getirip eğer üniter yapıyı, laik sistemi, hukuk devletini, sosyal devleti sorgular kaldıralım. Başka türlü sizin veya birilerinin söylediği gibi söyleyeceği gibi ya federasyon mu geliyor başka bir şey mi? Bunu Türk milleti kabul etmeyecektir. Bak söyleyeyim size. Fakat bu, net söylüyorum. Bu bir projedir ve bu proje ama önceden çizilmiştir. Türkiye'ye de dayatılmıştır. Bak, o proje Türkiye'ye dayatılmıştır. Ve kabul edilmiştir Türkiye'ye. Bence de kabul edilmiştir. Benim ülkemin birliğinin, dirliğinin, güvenliğinin söz konusu olduğu yerde ben Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir projenin yanında olmayacağını, Başbakan'ın da olmayacağını. Ha mesele insan hak ve hürriyetleri ise eğer kendilerini, ben şunu da kabul etmiyorum ya. Irk üzerinden, şu üzerinden 32 kimlik, 36 kimlik dünyanın her yerine gittiğinde her ülkede olur. Önemli olan insan hak ve hürriyetlerinde biz birleşebiliyor muyuz? Biz bu konuda ekmeği farklı fiyattan onu farklı şekilde sağlayıp sağlamadığımız... HDP'de aynı şeyi söylüyor. Onlar diyor ki bunu tamam. Türk meselesi diye görmeyin, bunu özgürlüğe meselesi diye görmeyin. Ben o zaman şunu söylüyorum. Eğer bunlar tartışılmayacaksa biz yeni anayasaya da varız. İnsan hak ve hürriyetlerinin sadece Güneydoğu'daki insanlar için değil. Kuzeyde, ben İç Anadolu'yum. İç Anadolu'ya gidin. Benim yaşadığım yörede insanlar inanın çok daha fazla fakir ve sıkıntı çekmektedir. Hiçbirisi de silah alıp daha çıkmaz. Orada ülkesine sahip çıkar sonuna kadar da her yerde de bulunur. Şimdi böyle olduğu noktalarda biz meseleleri insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde göreceksek önce mevcut kuralları her yerde eşit uygulama kültürünü bir kabul edelim. Ondan sonra şu düzenlemeler içerisinden biraz önce bak ortak tespitler yaptık. Rıza Bey de birkaçına katıldı. Ben belki 10'unu eleştirdim. Celal abi belki 20'sini eleştirdi. Bu noktalarda konuşma kültürüyle de Rıza kardeşim onu doğru söylüyor. Kazanıp bunları değiştirelim. İnadına gitmeyelim. İnadına gittiğinizde, siz bu kuralları koyduğunuzda, belirli kişilere, gruplara, yerlere uygulayamadığınızda, yine inadına bazı insanlara uygulamaya devam ettiğinizde o insanların sabrı olacak. O sabır tükenecek. Beni de korktum yani, şimdi o zaman iş çığırından çıkacak. Orada insanlar hukuk dinlemez, kanun kitap dinlemez. Etrafımızdaki Suriye'nin, Irak'ın, başka bazı ülkelerin durumlarını görüyoruz. Bu durumlara gelmek istemiyorsa, evet siyasi partiler buluşsun, ortaklaşsınlar, inadına siyaseten gitmesinler. Ama şu kanunla ilgili düzenlemelerin de bazı noktalarını gözden geçirip, deniyor ya hani ya mevcutlar yetmiyor bize yenilerini istiyoruz. Ha yetmeyen mevcutlarıyla birlikte eğer bu düzenlemeleri de getirecekseniz ülkenin her bireyine her yerine eşit uygulamak durumundasınız. Bunu da unutmamak gerekir. Ama mesela ben şu en son Mersin'deki vahşice işlenen o cinayet meselesine gelelim. Hep şu söylendi. Efendim cezalarmaz. Yine oraya dönüyorum. Hakimleri savcıları neredeyse günah keçisi yapacaklar ya. Sen somut olayların özelliklerini biliyor musun? Sen bir defa ortak akıl oluşturup asgari müştereklerde birleşip yaşayabiliyor musun? Bu dilini bu anlamda doğru dürüst kullanabiliyor musun? Ceza verelim, işi çözelim. Ceza verip işi çözemiyorsun işte, çözebilseydin. Biz de bunu konuşup geçelim. Hala bize kızanlar var. Fakat şimdi bir yandan da madem oraya geldi iş, programı kapatacağım, vaktimiz de doldu aslında. Hakimin ceza verme yetkisi eline alınmıyormuş. Diyor hakim az ceza verdi. Kardeşim hakim 40 yıl vermiş. İnfaz cezasıyla sen hakimin aynen, verdiği cezaya yaşayacağız zaten. Yani burada hakim de alabilir burada. Şimdi sıkıntı şu. Yanlış karar olabilir. Olabilir birçok. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Olabilir. Eleştirirsin, şikayet edersin. Ama siz hakime yetki vermişsiniz, güvenmişsiniz. Aynen bu ne gibi biliyor musunuz? Herkes şimdi dokunulmazlık istiyor ya. MİT mensuplarına ayrı dokunulmazlık, tip mensuplarına ayrı dokunulmazlık. Ya hukuk devletindesin diyorsun ki hukukilik denetimi. Efendim ben hakime savcıya güvenmiyorum. Anayasa mahkemesine güvenmiyorum. Ha ben de sana güvenmiyorum o zaman. Aynen. Sen bana güvenme, ben de sana güvenmeyeyim. Çıkıp gidelim. Nasıl idare edeceğiz? Bu çarkı nasıl çevireceğiz? Ya bu bir sistem. Sen bu o zaman ne yapacaksın? Kuvvetler Birliği'ne döneceksin. Diyeceksin kardeşim yargıda benim, yasamada benim. Bak hiç kimse üzerine alınmasın. Oraya gidiyor zaten. Ya gidemez. O öyle değil. Tabii öyle değil de olmuyor. Talep olmaz. Talep. Olmaz. Talep. Ya öyle bir talep de olmayacak. Merak etmeyin. Yani siz yargıyı bağımsızlıktan, tarafsızlıktan çıkarıp arka bahçe yapmayla bu merak. Bu çok tehlikelidir. Çok bu. Bununla eğer baş edebilselerdi 2007'de gelenler baş ederdi. Bak söyleyeyim size. Ne oldu? İş döndü, dolaştı. Sonunda şimdi bakıyorsunuz gazetelerde, televizyonlarında insan haklarından, hürriyetlerinden dibine kadar dem vuruyorlar. Sen zamanında bu insanları tünele sokup da gazetelerde, televizyonlarda infaz etmedin mi? Tamam, size yapılan da yanlış. 80 yaşında kanser hastası kadını gözaltına almadın mı? Tutuklamaya kalkışmadın mı? Ben size bakın ben size önüme gelmiş hadiseden bahsediyorum ya. Şahsı 14 ay dinliyorlar. Dinledikleri suçlar. Geçen gün Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin eski başkanının başına geleni dinledim ekranda.
Ya evet öyleydik ya. Oluşturuluyor dinleme. Ne suç örgütü? Neresindesin? Bakıyoruz. 14 ay sen dinleyeceksin. Bulduğun kırıntılarla soruşturma açacaksın. İnsana hayatı zindan edeceksin. Delil edeceksin. Ondan sonra tutuklayacaksın. Sonra da diyeceksin ki ya şunlardan vazgeç. Buna siz hukuk sistemi diyemezsiniz. Üretilmiş delil yerleştireceksin. Şimdi sonra ben de onun için bak şunu söyleyeyim. Ben de onun için iktidara diyorum ki akıllı olmak lazım. Yargıyla zamanında oynandı. Eskiden de aynı hatalar yapılmıştı. 2007'de de yapıldı. Şimdi biz yapmayalım. Şimdi o yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında kendimize bağlı yargı değil de gerçekten güvenilir, bağımsız yargı, kaliteli yargıyı oluşturmamız lazım. Hatadan devlet sonrası da tarih diye bir şey olacak. Buyurun. Evet yani hocam çok karamsar bir tablo çizdi. Ben yok çizmiyorum öyle bir karamsar tablo görmüyorum hocam. Yani gördüğü kadar elbette eleştireceğimiz... Tablo şu anda değil. Elbette eleştireceğimiz ya da daha iyiye doğru gitmesi gereken pek çok konu var memleketimizde. Gelişmekte olan bir ülkeyi sonuç itibariyle. Şunu ifade edelim. Yani özelde çözüm süreci üzerinde konuşacak olur isek, yani çözüm süreci aslında Türkiye'nin şu anda geleceğinin en önemli sigortalarından birisi. Yani hükümet şu anda benim gördüğüm kadarıyla geleceği açısından çok önemli bir sigorta olan gerçekten gerçekleştiğinde bir barışın barış İnşallah. İkliminin yeşereceği Türkiye'nin de bölgesinde hatta dünya üzerinde çok önemli bir etkinliğe sahip olacağı bir süreç. O yüzden bu süreç gerçekten altın değerinde. Bu nedenle tabii eleştirdiğimiz hani benim de eleştirdiğim bu yasanın ya da diğer konular ile ilgili eleştirebileceğimiz şu düzenleme yapılsaydı daha doğru olurdu diyebileceğimiz elbette pek çok husus olabilir. Fakat bu altın değerindeki fırsatı kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Çözüm süreci bu manada çok önemli bir süreç. Ben işte az önce hocamın ifade ettiği terörün önlenmesine ilişkin o yasal düzenlemenin ilk adımı atılmış oldu. Yani ilk defa aslında bu görüşmelerin yasal altyapısı sağlanmış oldu. Şimdi de ikinci adım olarak özellikle bu süreçte endişeye sevk eden, hükümeti ve kolluk güçlerini endişeye sevk eden toplumsal olayların büyüyerek pek çok istenmeyen olaya neden olabilecek duruma gelmesine engel olmayı amaçlamış bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bu düzenlemenin gerek gözaltı, gerek arama, gerek tutuklama ile ilgili yani yasal mevcut durumdan çok daha farklı bir duruma götürmediğini izah etmeye çalışıyorum dilim döndüğünce. Çünkü zaten mevcut yasalarımızda mevcut olan arama, gözaltına alma, tutuklama ile ilgili hatta valinin soruşturmaya katılmasıyla ilgili var olan valinin yani sadece bırakın bu maddedeki düzenlemeyi valinin il idaresi kanunundaki yetkilerine bakacak olursak yani diğer pek çok yargısal nitelikte yetkiler var. Sınır dışı etme kararı efendim bir yabancıları 6 ay boyunca gözetim altında tutma kararı verebilecek yargısal düzenlemeler var. Yani biz bazen öyle konunun üzerine gidiyoruz ki sanki yani ilk defa müdahaleyi konuşuyoruz. Evet ilk burada. Defa yani oradaki yetki hakimin yetkisi. Ama bırakın savcı yetkisini. Ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızdan istiyorum. Yani, kendisi de valinin yetkilerini isteyecek. Yani, öyle bir şey olmaz tabii. Son bir Celal Bey. Son olarak şunu ifade edeyim. Yani bu altın fırsatı değerlendirmeliyiz. Ve sonuçta bu Türkiye için çok önemli ve ben bu yasanın da bu fırsatı temin etmeye matuf bir yasa olduğunu düşünüyorum. Ben de tam tersi bir düşünce var. Sanki barış sürecinden umut kesilmiş de sonrasında olabileceklere karşı o zaman dediğiniz gibi çıkacak gibi de evet. Bir kaygı yani şimdi ben size bir söyleyeyim mi? Son cümle. Öcalan'ın cezaevi şartlarının iyileştirilmesi birinci şartlarıydı. Oldu. Yani ikincisi uluslararası özellikle bağımsız bir izleme komitesi istediler. Hocam bu konuya girme. Olmadı. Bu konuya girdiğiniz zaman başlamayız. Ama şunu söyleyeceğim. Evet. Üçüncüsü istedikleri yapabilirsen yaparsın, yapamazsan Türkiye'nin şu anda önündeki esas sorunlardan birisi o. Tabii hocanın serbest kalması. Şimdi ben de bir kelime de terör biterse bence hafta mahsur yok.
hiçbir mahsur olmayacaktır terör biterse. Ya hocam şunu oynat. Silah bırakma olacak mı mesele o? Bunu başka bir konu. Silah bırakma. Çok özür dilerim. Bunu başka bir konu. Hocam bir şey söylüyor ama hocam 2 yıl önceki şehit tabutlarını sanki unutmuş aman gibi. Aman efendim 2002 yılında da bitmişti ona bakarsan seveyim, ya. Hocam yani Allah aşkına. Bak oraya bak bir daha gelmesin. Korkumuz şu. Gelmesin hocam. Oraya hatalardan daha beter bir noktaya gitmesin. Hükümet bunlar zaten olmasın diye. Bak hocam terörün mensupları olmasın diye çalışıyor. Çaba sarf ediyor. Terör örgütlerinin mensupları. Bu çalışmanın sonucunda daha kötü noktaya gitmekten korkuyoruz. Hayır hayır. Terör örgütlerinin mensupları yazdıkları kitaplarda bir dakika. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı eğildiklerini kabul ettiler. Barış sürecini konuşmuyoruz. Ne olur oraya evet. Gittik şimdi çıkamayız evet. Oradan evet. Sabaha kadar söylüyorum. Bir cümle söyleyeyim. Şu tasarı aslında çözüm sürecini destekleyen bir tasarı değil. Yani daha demokratik haklar vermek yerine ve Güneydoğu'da işsiz kalacak veya işsiz insanlara iş temin edecek, toprak temin edecek bir takım önlemler almak bence yerine, bu çözüm süreci askıya almaya hazırlık yazısı evet, gibi bir şey. Evet bu olacak şey değil. Bunu siyasi iktidarın biraz bir kez daha düşünmesi gerekir. Peki çok teşekkür ediyorum Harayet'le tartışma için Ersan Bey size de. Bir gün çözüm meselesi, çözüm sürecini hukuki boyutlara ayrıca tartışırız önümüzdeki umarız haftalarda. Umarız kandırılmadık deriz. Sonuçta. Göreceğiz onların hepsini. Benim de korkum çözüm süreciyle ilgili bu yasadan şey. Rıza Bey olaya pozitif yönden bakıyor. Ben de gazeteci olarak pedagogik yönden bakarak sanki çözüm süreci sonuca ulaşmazsa bu yasa çok lazım olacak bir şey bir havada sizinle benim değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Değerli izleyiciler, tekdekin sonuna geldik. Açık söylemek gerekirse bu yasanın ben çok yanında duramıyorum. Niye? Verilmiş hakları geri alıyor, özgürlükleri yeniden kısıtlıyor. Kuvvetler ayrılığı prensibini Türkiye'de de tamamen ortadan kaldırıyor, ciddi biçimde hissediliyor. İçinde olumlu yönler yok mu? Var ama özü ve ruhu itibariyle ne yazık ki çağdaş bir yasa olarak görmek mümkün değil. Umarız içindeki aksaklıklar bir konsensusta ortadan kalabilir. Alelacele yapılan bütün yasalar hep gidip sonra geri geliyor. Bir kez daha yeni torbalar gerekiyor. İnşallah öyle bir gereksinim doğmadan bu yasa bir hukuk devletine yakışır şekilde ele alınır tekrar ve yeniden gözden geçirilip Türkiye'ye yakışacak şekilde çıkarılır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.